Türk pop müziğinin genç ve başarılı yorumcusu Murat Başaran, şarkıları ve keyifli sohbetiyle bugün her şey dahilde. Haydi Türkiye'm, alınla beyazına deli gibi vurgunu saydı. Allah Allah. Eğlenmek, pratik ve ilginç tasarımlar yapmak isteyenler ekran başına. Televizyon yapımcısı ve el işi uzmanı Figen Ararat, yaz günlerine özel tasarım fikirleriyle bugün her şey dahilde. Pasta tutkunları ekran başına. Heykel gibi pastalar yapmak ister misiniz? Pasta şefi Zeynep Ada'dan, şeker hamuru yapımından kalıp çıkarmaya butik pasta yapımının püf noktaları bugün her şey dahilde. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Alişan yeni şarkısıyla bu yaza damgasını vuracak. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümsüz aşklar şimdi ilk kez her şey dahilde. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi seninle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. En duygusal ekranların en yakışıklı, en güzel, en ayağı kırık, enlerin eninden efendim, her şey dahilden tüm Türkiye'ye, ekran başındaki tüm izleyicilerimize günaydın. Bugün böyle çok neşeli, çok güler yüzü açtık. Az sonra ben de ilk kez şarkımı seslendireceğim. Kendi programımdan seslendireceğim. Ve yarından itibaren de bütün dijital platformlarda olacak. Böyle bir neşeyle açalım dedik ama sabah gelen üzücü bir haber. Keyfimizi kaçırdı. Mutfağımızın gülü. Dur bakayım, bak nasıl geleceğiz oraya. Buraya gelirken yolda. Ay Allah'ım ya. Nazar değdi sana. Sabah buraya gülü. Gelirken. Kaldır ayağını, kaldır. Gel buraya. Sabah buraya gelirken. Böyle yerken içeride gene düşüyordu. Ya, oynatma kızı yerinden. Dur ben bir şey yapacağım ama. Onun biblo gibi oturması lazım. Gel buraya. Gel buraya. Ayağını kırmış. Böyle bir şey var bak. Mı? Teşekkür ediyorum. Ayağını maalesef. Nasıl kırdın, ne yaptın? Merdivenlerden düştüm. Ya nasıl bir düşmek bu ya? Biri itti sanki. O kadar düştü. Valla gerçekten. Nazar değdi. Sakarlık var mı? Allah evet var. Biraz orada var. Da düşüyordum. Bak şurada içeride de düşüyordu ya. İkinci bayağı kırık mı şimdi? Yok kırık değil. Lütfen kırık değil. Çatlak. Çatlak ve ufacık bir çatlak. Ama ufacık bir çatlak maşallah kafana kadar alçı yapmışlar. Evet öyle. Niye? Şuradan destek olsun diye. Yani o kıpırdamasın. Aynen. Diye. Aha. Annenin haberi var mı? Evet var. Yeşim Hanım kızınız... Ayağını çatlatmış. Aynen. Geçmiş olsun. Çok kızdı zaten. Geçmiş. Kızdı mı? Niye dikkat etmiyorsun? Niye dikkat etmiyorsun diye. Ay kızılmasın. Düz yolda yürüyemiyorsun dedi. Ay kıyamam. Ay. Var mı keçe kalem? Ha, şurada var kalemimiz. Evet hadi. O zaman imzamızı İlk atalım. İlk imzamız her şey bende. Bizim bir 15 gün dinlenecek efendim. Yanımızda olamayacak. O yüzden ona çabuk gel demek istiyorum. Şöyle at. Çabuk. Gel. Gel Gizem. Gel. Çabuk gel. Çabuk gel Gizem. Çabuk gel Gizem. Geçmiş olsun Gizem. Sonra bir de... Kalp. Şuraya kalp. Ya. Evet. Alişan, Çağla, Gizem. Tamam. Ya. Ay kıyamam. Ama ben ağlarım. Ama ben kıyamam. Özleyeceğiz seni. Ben de çok özleyeceğim. Ben hatta dedim ki ay gelsin otursam mı acaba falan dedim ama kız mutfakta bir oraya bir oraya nasıl gitsin düşünemedim. Olmaz. Alişan sanki CD imza alıyorsun. Bir güzel bir şey yazdı. Sevgilerimle bir yazdıracak o yüzden Alişan yazdı. Abi sanki istiyorsan ben sevgilerimle yaz şimdi bari bir de. Şimdi bütün saz arkadaşlarımız gelip imza. Buyurun gelin. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. İyi dinlen. Oy. İyi dinlen.
Artık sen yapacak ama... bir şey yok. Mutfağı kim emanet ediyorsun? Bana mı Çağlayan'a? Ha? Etmiyor ya. Ay söz al mutfağa götür. Sen mutfağı da beraberinde götür. Vallahi ikinize de emanet ediyorum canım artık. Benim. Ben yokken iyi bakın. Gözün arkada kalmasın. Kimseleri almayın buraya. Sen merak etme. Gözün arkada kalmasın. Gözüm arkada kalmayacak inşallah. Çabuk git gel. Kızı yerine yerleştir, bana düşer gene. Yerine yerleştireyim ben gizemi. Yavaştan yerine yerleştirirken. Efendim bugün neler var programımızda? Önce onu biraz anlatayım. Fişe seke gidiyor yavru Zeynep. Biraz önce ben provalarda duydum. Canlı canlı şarkılarımız olacak efendim. Türk pop müziğinin sevilen ismi sevgili Murat Başaran bizlerle beraber olacak. Efendim televizyon yapımcısı, el işi uzmanımız sevgili Figen Ararat bizlerle beraber olacak. Yaz günlerine özel, yaratıcı, kullanışlı efendim tasarım fikirleriyle stüdyomuzda olacak. Aynı zamanda pasta şefi Zeynep Ada bizlerle beraber olacak. İşte görüyorsunuz zaten mutfağımızda birbirinden şık, değişik. Gerçekten her biri birer neredeyse sanat eseri görüntüsünde efendim şeker hamuru yapımından bize bahsedecek. Butik pasta nasıl yapılır, bunların püf noktalarını bize verecek. Ama ondan önce ne yapmak istiyoruz? İlla ki bir düne gitmek istiyoruz. Dünden ne yapmak istiyoruz? Kesinlikle geri gelmek istiyoruz. Söylemiyorum, sen söyle. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben müzik kısmına bakıyorum. Hiç başka bir şey karışmıyor musun sen? Müzik kısmına bakıyorum. Karışırsan yaktın Gürkan seni. Abiyle anlaşma yaptık. Gürkan abi sen şey yapacaksın. Ben müzik kısmına. Ha, ben yapacağım öyle mi? Aha. Peki efendim hepiniz onu çok çok iyi tanıyorsunuz. Her çıktığı programımızda zaten olay yaratıyor. Olay açıklamalarıyla efendim beslenme alışkanlıklarımızı değiştirecek bugün Gürkan Kubilay. İç hastalıkları uzmanı doktorumuz bizlerle bugün olacak ve gerçekten gözlerinize inanamayacağınız değişiklik yaşamış bir konumuz daha var efendim. Satamadın ürünü, o da satamadın. Kendisi... Satamadın. Gürkan abi satamadın. Böyle bir şey oldu. Bir şey soracağım. Gürkan abi böyle bir şey kabul etmez. Ama bir dakika, daha anons etmedim. Ben şu an programı anlatıyorum. Programı anlatıyorsun. Tabii programı. Bir anons et bakayım Gürkan abi, ben şey yaparım. Gürkan abi nasıl bir anons seviyorsun biliyorum ben. Ha sen biliyorsan sen yap. Ben sen yap önce, ben düzelteceğim. Ama şu an daha anons etmiyorum. 3, 2, 1 kayıt! Ay! Yap! Ne? Yap! Gürkan abi anons et. Değerli konuklarımız, sevgili izleyenlerimiz, kağıtlarınız kaleminiz hazırsa... Hazır mı? Yerinde duramayan, içi içine sıymayan, her zaman o müthiş enerjisiyle bizlerle birlikte olan... uzman doktorumuz... Gürkan Kubilay geliyor! Aslında sadece seni sunacaktı abi. Sizi bilmiyorum. Geri alabilir miyiz? Hadi yok yok. Geldi artık. Tamam peki. Geldim. Gitmeyeyim artık. Gürkan abi iyi sundu mu? Çok iyi sundunuz. Öyle çok mi? Keyifli sundunuz. Ben biliyorum çünkü senin nasıl geleceğini biliyorum. Nasıl alkış istediğini ama biliyorum. Ama bizim seyircimizin aynen alkışı tamamdır. Çok iyi. Gerçekten bir tane. Kıkırdaklarında erime var mı yok mu? Yani doktora gidip bir sürü bilmem ne yapmadan önce evinizde çok basit bir test göstereceğim size. Evinizde yapacaksınız. Şunu yapacaksınız. Şöyle duracaksınız. Kalktığınızda çıt diye bir ses geliyorsa dizlerden. Bak benim bundan geliyor. Var mı öyle bir ses? Yok. Çok şükür bende yok. Sende de olmaz büyük bir ihtimalle Çağla. Kalkarken dizinizin şurasından çıt diye bir ses geliyor ise. Merdiven yok. Çıkarken bazen geliyor bu, da. Bu büyük bir ihtimalle o başka biraz daha menisküse ifade eder. Bu özellikle dizinizin çevresindeki kıkırdakların erimeye başladığının işareti demektir. Tabii onun tedbiri bambaşkadır. Onu söyleyelim. Ve öyle... çok az kaldı ağrıyacağım sinyalleridir. Aynen öyle, çünkü kıkırdak erimesi başka bir şey. Yaşla birlikte olduğu gibi bir takım hastalıklarda da olabilir. O zaman onun tabii beslenmesi de tedavisi de ayrıdır. Ama bu basit testi gösterelim. Şimdi evinin başında herkes evinde bir kalksın ayağa. Bir daha evet gösterelim. Çömeldiniz. Kalktım yavaş hocam. Yavaş kalkarken geldi, buradan yine çıt geldi diye sende. Tabii çıt diye ses geliyorsa o zaman kalk. Sizin diz çevrenizdeki bölgelerde kıkırdak ağrısı vardır. Seyirci hemen kalktı ayağa. Buyurun deneyebiliriz. Bilirsiniz, evet. Şöyle bir gelelim. Şimdi önce bir evet yavaşça yavaşça şöyle oturacak gibi ama oturmayın oturmayın. Şimdi sessizlik ama sessizlik. Sessiz, herkes sessiz olsun. Herkes kendi çıtına baksın ama. Aha, şuradan çat, çat, fena bir ses geldi. Oradan çatır çutur. Oradan bir geliyor. Ses geldi. Çatır çutur. O çıt sesi bir kez daha söylüyorum kıkırdağınızdaki erimenin işaretidir, ifadesidir. Acının iyi bir tarafı daha vardır. Burada bir test var. Şimdi bakın acı aslında ne yapar biliyor musunuz? İştah açar.
Gittiğiniz yerlerde hani böyle kebapçılara falan gidince önden dayarlar ya acıları. Size de garip gelir değil mi? Allah Allah ben bunu da doyacağım. Niye bunları önüme getiriyorlar? Hayır, o iştah açar. Daha sonraki kebabı bir değil, 1,5 istersiniz. Aa. Ha, benim kebapçılarım. Bu arada yemiyorum ha, ona göre. Ben zaten 1,5 istiyorum, o ayrı da. Ama mantığı budur, iştah açar, acılar. Şimdi demeyecek misiniz? Hocam, deli misin ya? Altını zayıflatmaya çalışıyorsun. Adamın biraz önce iştahını kapatmaya çalışıyordun. Şimdi niye iştahını açıyorsun? Bu bir test. Oturdu mu, oturmadı mı? Bir konserde bir çocuğu dövmüştüm. Neyse. Aa niye? Gerçekten mi? Dövdüm ne yapayım? Evet. Ne oldu ki? Allah. Gençtim o zaman. Sahneye çıkmış diyor ki ben seni yanağından öpeceğim. Aşağıda arkadaşım bekliyor. O işte iddiaya girdik. Çok güzel bir yüzük. Diyorum ki kardeşim insene diyorum falan. İnmiyor seyirci de böyle. Ya in diyorum. Mikrofonu da böyle tutuyorum tamam mı? Evet. İnsene dedim. İnsene diyorum dedim. Bak dedim inmezsen çok kötü olacak. Çocuk hiç tahmin edemedi. Sahne çok yüksek ama he. Böyle bir şey değil. Yüksek alt şey beton. Neresiydi dur bakayım. Ha. Sağ taraf mıydı? Burayı. Şöyle bir hedef aldım. İki tane bir çaktım böyle tamam mı? Aa, bayağı sahnede. Ben seni yerim ya. Bir de kadro İbrahim Tatlıses'i ve çok değerli sanatçılar var. Öyle. Yani kalabalık bir kadro. Seyirci beni bir yuhaladı, yuh çekmeye başladılar. Ha tabii. Yuh. Neye uğradığımı şaşırdım, böyle yaptım. Ama zor durumda kaldın. Sana yardım edecek kimse yok muydu? Sen dövmeydin çocuğu. Hayır yoktu. Ha yoktu ama ha, kimse yoktu. Bir şey anlamadı. Fıs konuşuyor. Sen o sırada şöyle güzel alttan kardeşim, alttan. Hani, in diyorum beni öpemezsin. Zor durumda yani. Bırakma. Öpeceksin. Beni öpemezsin. Öpemezsin beni yani. Yani. Ama öpemez yani. Ya tabii şimdi. Ki öpemez. Öyle bir şey yok. Kardeşim tabii. Değil, akrabam değil, eski tanıdığım müzisyen arkadaşlardan değil yani. Niye yabancı bir tabii. Adamsın beni. Ne diye öpeceksin yani? Tabii çok haklısın. Şak diye düştü betonun üstüne. Hayır. Kaç yaşındaydı? Gençtim, çok gençtim. Sonra dedim ki efendim dedim tamam yuhaladınız dedim kabul ama dedim. Hani dedim. Ben de bir bayanım ve zor durumda kaldım. Sizin de dedim bir kız kardeşiniz vardır, ablanız, ananız vardır. Hani yabancı bir erkek gelsin de onu ay ben seni yanağına öpeyim dese ne yaparsın? Bakayım. Bu sefer böyle bacımız. Tabii ama. Ya az önceki böyleydi. Yuh. Falan. Ondan sonra böyle, bacımız. Bacımız. Küçüksün, kefen bir
birisi geldi sana açılmak istiyor. Duygularını şey yapmak istiyor. Eşin nasıl yapacak? Şimdi döveceğim mi adamı? Ne açılması? Açılma, Duygu açılması. Beni de dövecek. Duygu açılması. Bir dakika. Hayır, Duygu açılmasında bulunacak. Ya yok, nasıl tepki verirsin? Şey ya olursa nasıl tepki verirsin? Bir Duygu açılmasında bulunacak size. Ya internette yazıyor. Diyorum bana bak kardeş, yanlış kapı çaldın diyorum. Ay eyvah. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç mi aşk olmayacak? Sen diyorum gene ya? Diyorum yazmaya devam edersen seni diyorum rezil ederim. Genelde diyorum ismini soyadını verdim. Birkaç kişinin öyle. Peki neden bu kadar sert tepki? Mesela, sert değilim ki. Ha şöyle mesela hiç hayatınızda kimse size... Aşık olamaz mısınız? Aşık olamaz mısınız? Böyle bir şey asla yaşamam bundan sonra diye kapıyı kapattınız mı? E kapı kapalı. Ha, biri açıp girmek isterse yumruğu yer mi? Edebinden olursa. Edebinden öyle tabii ki. Ay attı mı gözüm altına? Hiçbir şey yapmadı, çok güzelsin. Edebiyle olursa, edepli, ahlaklı, yine söylüyorum yalansız, dolansız. Biri çıkarsa. Evet, sahte maske takmayan, kendi gibi olan, aile... iyi önemseyen, değer veren, kıymet veren, saygı duyan olursa tabii ki başımızın üstünde yer alır. Tabii ki. Ama işim olmaz, istemem ben. Allah ya. Allah. Niye istemiyorum ne ya? Ne güzel konuşuyorsun. Ama niye Nerife evde dolanacak, duracak? Sıkılırım ben ya. Adam niye? Ama belki işinde şey... gücünde bir adam gelecek. Adam niye evinde dolansın ya? Ya köyde uzakta oturuyorum. Evin adamı nasıl gelsin köye? Tabii ki belki köpek yavrularına bakacak. Dünyanın benzin parası yazar İstanbul'da. Düşün, İstanbul'da çalışıyor adam mesela. Nasıl gidip gelecek? Sabah Allah bir çarpar bak, bir aşık olursun. Yani, inşallah. Bir aşık ya, olursun Allah sonra bir çarpar. Sonra da gelirsin konuşuruz burada. Ben dünyada en büyük aşık olabilirim. Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı Mevcut'u Ferhat'ı Asli Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı Mecnun'u Ferhat'ı Aslı Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Türk pop müziğinin genç ve başarılı yorumcusu Murat Başaran şarkıları ve keyifli sohbetiyle şimdi her şey dahilde. Haydi Türkiye'm, alına beyazına deli gibi vurgunuz haydi Allah'ım. Eğlenmek, pratik ve ilginç tasarımlar yapmak isteyenler ekran başına. Televizyon yapımcısı ve el işi uzmanı Figen Ararat, yaz günlerine özel tasarım fikirleriyle şimdi her şey dahilde. Pasta tutkunları ekran başına. Heykel gibi pastalar yapmak ister misiniz? Pasta şefi Zeynep Ada'dan, şeker hamuru yapımından kalıp çıkarmaya, butik pasta yapımının püf noktaları şimdi her şey dahilde. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Alişan yeni şarkısıyla bu yaza damgasını vuracak. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümsüz aşklar şimdi ilk kez her şey dahilde. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi seninle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Az sonra konuklarımızla birlikte olacağız ama ben her albüm öncesi diyeceğim ama bu bir albüm değil. Artık albüm yapmamaya karar verdim. Böyle tek şarkı tek şarkı. Nokta atışlar. Ayda bir böyle tek şarkıyla çıkacağız. Bu da ilk çıkış şarkımız. Ölümsüz Aşklar. Ölümsüz Aşklar sözü Hakkı Yalçın'ın. Müziği Gökhan Tepe'nin.
düzenlemesi de Barış Özeşener'in düzenlemesi. Çok güzel. Hem sözleri çok güzel hem senin sesine çok yakışmış. Sen de mesela bu şarkı sana mı geldi, sen mi gittin aldın, nasıl oldu? Yok, bana geldi. Direkt sana geldi. Bana geldi. Sana yapılmış bir şarkı mı peki? Bana yapılmış bir şarkı değil ama sana uygun işte Gökhan, Gökhan Tepe ile zaten daha önce de çalışmıştım. Daha önce de onun şarkısını okumuştum. Hakkı abiyle zaten birkaç albümdür çalışıyoruz. Çok güzel bir şarkı. Benim de sesime çok uyduğunu ben tahmin ediyorum. Bakalım bir siz dinleyin. Evet. Bir de ekran başındakiler dinleyin. Takdir her zaman tabii ki seyircinin. Evet, yorumları bekliyorum. Bugün ilk kez burada okuyacağım. Yarın da ilk kez dijital platformlarda olacak. Olacak. Bakalım hayırlısı. Bismillah deyip şarkı gelsin, bir okuyayım bakalım. Haydi bakalım o zaman. Alişan diyelim. Günü solmuş bir akşam, yollara vurdum acımı. Hiç ayrılmadık senle, ayrılık aşkın devamı. Bizim yolumuz belli, biz iki can iki yemin. Aşk seveli bağışla, hem sevdim hem çok kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümden korksaydık aşık olmazdık. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümden korksaydık aşık olmazdı. Günü solmuş bir akşam, yollara vurdum acımı. Hiç ayrılmadık senle, ayrılık aşkın devamı. Bizim yolumuz belli, biz iki can iki yemin. Aşk seveli bağışla, hem sevdim hem çok özledim. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümden korksaydık aşık olmazdık. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümden korksaydık aşık olmazdık. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümden korksaydık aşık olmazdık. Ölümden korksaydık aşık olmazdık. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazdık. Beğendiniz mi? Hayırlı olsun. Gerçekten beğendiniz mi? Teşekkür ediyorum. Aman çok damar ya. Bir kez daha, bir kez daha hem Hakkı abiye sözleri için, hem Gökhan Tepe'ye müziği için Avrupa Müzik etiketiyle çıkmış olacak. Dijital platformlarında Avrupa Müziği'ye çok çok teşekkür ediyorum. Cengiz Erdem, Deniz Erdem.
Hayırlı uğurlu olsun. Yola bakalım, açık bismillah. Olsun. İnşallah. En son bakayım, bir daha okuyayım. En son tabii okursun. Sen bir doymadın. Bugün sen, bir okuyasın var. Okuyasın var. İstediğin kadar oku. Program bizim. Şarkı senin. Biz her gün dinleyebiliriz. Çünkü... Ben sana bağırdım, duymadın. Benim ölçerim var biliyorsun. Rating ölçer ama tüylerim diken diken oldu. Oldu. Olduysa bağırdım tamamdır. Ama duyuramadım sesimi. Olduysa tamamdır. Canım benim. İnşallah işte önümüzdeki hafta da klibi çekeceğiz. Klibi de klibi nasıl çekmeyi düşünüyorsun? Nasıl bir klip düşünüyorsun? Klip bir aşk klibi olacak. Allah Allah. Evet. Tek başına mı, ikili mi? Partnerin kili. Olacak mı? İkili olacak. Allah Allah, seçtin mi? Allah Allah. Çok fen, yani güzel bir kız seçtin. Çok fena bir kız seçtin. Evet, güzel. Güzel. Yabancı mı? Gel. Şey, sete gel, ziyarete gel. Gelirim. Yabancı mı kız? Yabancı. Neden? Mesela Türk kızları da çok güzel. Neden Türk kızıyla çekmiyorsun? Yabancı daha şey, daha sonra konuşuruz. Neden oldu? Neden oldu, daha sonra konuşuruz. Sahneler güzel mi? Nasıl bir şey hayal ediyorsun? Böyle romantik mi, ayrılmış bir çift mi şimdi burada? Çok gerçekten acayip duygusal, çok damar bir şarkı yani. Film gibi bir şey çekeceğim. Ha, film gibi film düşünüyorsun. Gibi. Böyle eski Türk filmi. Yani sadece şey değil ama böyle konulu, küçük, böyle 3,5 dakikalık bir sen film. Sen mi çekeceksin? Heh? Kim çekecek? Sen mi çekeceksin? Sen çekeceksin. Hemen Mustafa'yla, Mustafa Özen'le birlikte yapacağız. Bakalım. Peki, o zaman konuğumuzu davet edelim mi efendim? Evet, o da, biraz onun da bugün bir heyecanı var. Evet. O da Türk milli takımı için yepyeni bir şarkı yaptı. Az sonra onu bizim için ilk kez okuyacak. Canlı canlı yine şarkılar da okuyacak efendim. Türk pop müziğinin çok sevdiğimiz bir isim. Murat Başaran geliyor! Alkışlar! Dersten doğulsa, ay sulara gömülse. Varsın kopsun kıyamet, ay yıldızın altında. Varsın kopsun kıyamet, ay yıldızın altında. Hep kardeşlik ruhuyla yaşadık kadim zaman. Hep kardeşlik ruhuyla yaşadık kadim zaman. Görsün bütün Avrupa nasılmış neymiş kahraman. Görsün bütün Avrupa nasılmış neymiş kahraman. Ateşin ateş gibi, ruhumuz eş gibi. Haydi Türkiye'm, sahalara doğacak ay yıldız güneş gibi. Haydi Türkiye'm, alına beyazına deli gibi vurgunuz. Haydi Allah Allah, haydi Türkiye'm. Zaferler bizim sesimiz, bu yer gökinlesin. Haydi Avrupa'da yazdığımız destanı dinlesin. Haydi Türkiye'm, ruhumuz asil büyük, bütün dünya böyle bilsin. Haydi Allah Allah. Güneş tersten doğulsa, ay sulara gömülse. Varsın kopsun kıyamet, ay yıldızın altında. Varsın kopsun kıyamet, ay yıldızın altında. Hep kardeşlik ruhuyla yaşadık kadim zaman. Hep kardeşlik ruhuyla yaşadık kadim zaman. Görsün bütün Avrupa nasılmış neymiş kahraman. Görsün bütün Avrupa nasılmış neymiş kahraman. Haydi Allah Allah, haydi Türkiye'm.
gitsin haydi Türkiye'm. Şampiyon olacağız, bütün dünya böyle bilsin haydi. Allah Allah. Çok güzel oldu. Allah çok güzel. Çok güzel olmuş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii. Sözümüzü sana mı ait? Sözü bana ait, müziği sevgili Erhan Güler Yüz'e ait. Aa Erhan abi. Peki evet. Tabii şimdi bu sözü yazarken herhalde çok zorlanmadın diye düşünüyorum. Bu vatan millet duygularıyla yazılan tabii bir şey ki. Olduğu şu zaman. Tabii ki şu an bence ihtiyacımız vardı böyle bir şeye. Çok severek yazdım. Tüylerimiz diken diken oldu ya. Çok teşekkür ederim. Ve böyle düzenlemede bütün işte Türkiye'yi kullanmışsın. Hem kemençe var, bağlaması var, etnik, davul evet. Zurnası var. Bütün etnik bağlama, davul, zurna, kemençe hepsi var. Harika. Çok güzel teşekkür ya. Teşekkür ederim. Haydi Türkiye. Bir kez daha başarılar dilerim Türkiye'ye de. Evet. İnşallah şampiyon olup dönsün. Bu şarkı coşkumuza coşku katacak. Nitelikte bir şarkı olmuş. Ağzınıza, yüreğinize çok sağlık diyoruz ederim. Ayrıca. Sağ buyurun efendim, geçebiliriz şöyle yavaştan. Şöyle geçeyim. Evet tabii ki efendim, buyurun. Bandımızı izleyeceğiz. Sevgili Murat Başaran'la ilgili hazırladığımız. Sonrasında buradayız efendim, sohbetimiz başlayacak. Ben sana 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 ölürüm. O şarkı sözleri, besteleri ve yorumlarıyla Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Murat Başaran. ...1997 yılında katıldığı Pop Show Beste Yarışması'nda ikinci olarak adını geniş kitlelere duyurdu. Ben sana yar, yar olayım, iste gülüm, iste kölem olayım. İlk albümü Azıcık Ucundan'la kariyer basamaklarını hızla tırmanan Murat Başaran... ...kısa sürede herkesin sevdiği bir isim haline geldi. Ölür müsün be sevgili, azıcık ucundan versen... Yazdığı sözlerle adından sıkça söz ettiren ve birçok ünlü isimle çalışan Murat Başaran, Hakan Peker'in müzik listelerinin zirvelerine yerleşen Karam şarkısına da can veren isim oldu. Alardık koynuna beni Karam, günahın boynuna can Karam, anladım sensizlik Karam, gel artık insafa ve Karam. 2016 yılında sevenleriyle buluşturduğu Küsülmez Aşk'la şarkısıyla yine çok sevilen başarılı sanatçı Türk pop müziğine unutulmaz eserler kazandırmaya devam ediyor. Haydi Türkiye, alla beyazına deli gibi vur bunu saydı. Allah Allah. Baktığım zaman enteresan bir şeyle karşılaştım, onu sormak istiyorum. Biraz önce Ayşen'le da muhabbet ediyorduk bu yabancı manken meselesinde. Küsülmez Aşk'ın klibinde oynayacak olan manken uçağı kaçırınca klibinizde efendim eşinizi oynatmışsınız Pelin Hanım, doğru aha, mu? Yok. Yanlış bilgi mi? Yok, yanlış bilgi o. Yanlış bilgi. İşte evet. Neden böyle bir haber çıktı mı hiç? Demek ki onu böyle ben bir okudum, düzeltmelerini söyledim ama. Ha öyle mi? Evet evet. Ama eşiniz oynadı klipte. Yok, klibimde bayan yok ki zaten. Ha öyle mi? Tabii. Peki böyle bir gelen manken falan da yok, uçağı kaçıran manken hiç yok. Yok. O zaman bu şey program da yok, ben de yok. Hiç kimse yok şu anda. Ama bu mutlaka bir yerde çıkmıştır ki bir internet haberden almışlar. Tabii yani asparagas haberlerde olabiliyor. Demek ki yani. Böyle aa, bir şey bayağı çıkmıştır. Asparagas. Tabii düzeltmeleri için ben hatta telefon edip söylemiştim. Ha düzeltmeleri. Peki bir şey diyeceğim. Biz de gelmiş. Peki. 3 yıl oldu evleneli. Evet. Ve 3 yıldır hani sen çünkü çok daha faaldin, çok daha aktiftin. Evlendikten sonra mı böyle bir daha bir çekildin? Ne oldu? Durulma mı oldu? Yok, tam tersine. Eşim destekliyor öyle hani kliplerimi, şarkılarımı. Her konuda fikirlerini de alıyorum sağ olsun. O konuda şey değil. Sadece ben başka işlerle biraz uğraştım. Ne gibi biraz işler? Ticaret. Ha, ticaret. Ticaretle uğraştım. Ondan sonra onu da pek beceremediğimi fark ettim. Yani biz sanatçılar... Bana göre değil mi diyorsun? Evet. Sanatçı ticaret yapmıyorsun. Bak Ali Şahin'i biliyor. Sanatçı ticareti yapmayacak. Ve ben tabii belli birikimlerim vardı. Onları ticarete aktardım. Sonra alabildiğimi aldım. Tekrar müziğe döndüm. Ama beste yapmaya devam. Tabii ki. Peki tabii. İlham kaynağınızı bizimle paylaşır mısınız desek? kaynaklarınız, kaynağınız... Bugün... Evliliğimin... Senin mesela öyle bir kaynağın yok.
Ama şimdi, İlhamın yok, kaynağın tamam da şimdi yok. Mutlaka ki yenge de şimdi. Mu? 3 senedir şimdi yengedir de. 3 senedir yenge olabilir. Bir dakika, sadece eşinden olarak söylemedim ben. Hayattaki her şeyden. Bir arkadaşın tabii, yaşadığı tabii. Bir aşktan olabilir. Tabii. Yani onu paylaşmak kaynak... istedim. Yani şarkıların yaşanma şeyler mi yoksa gördüğün şeyler tabii, mi? Tabii insanın başta sevdiğine güzel şeyler yazması tabii. Güzel. Ben eşime de şarkılar yaptım. Hatta bir tanesinde sevgili Ersan Er, Ceylan Gözüm diye bir şarkı yaptım eşime. Benim abi şarkımdı, çıkış şarkımdı. Ersan'ı da çok seviyorduk. Ailece görüşüyorduk. Bir gün akşam oturuyoruz. Eşim, ben, Ersan falan. Eşim de saftır o konularda. Dedi ki çok güzel bir şarkısı var dedi. Çıkış şarkısı. Onu al sen okusana dedi. Ersan da diyor. Ondan sonra ben onu okuyacağım falan dedi. Ben de çok severim. Kıramadım. O şarkıyı ona verdim. Sen okuyamadın. Arkadaşın okudu o şarkıyı. Ya verdim çok sevdiğim için. Onu söylemiş. Eşimle de bugün üçüncü yıl dönümümüz. Sürprizi var. Evliliğimizi. Bugün üçüncü evlilik yıl dönümleriymiş efendim. Eşiyle. Ne güzel. Teşekkür ederim. Nice yıllar inşallah. Çok seneler olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Darısı senin başına diyelim. Ay abi, yok ha? Konuya girmeyelim valla artık. Amin inşallah. Amin diyelim, kapatalım konuyu direkt. İnşallah. Üç yıl öncesi. Nasıl tanıştın? Ve şimdi 3 yıl sonrası neler değişti hayatında eşin gittikten sonra? Vallahi, keşke daha önce evlenseydim, keşke evet, daha önce tanışsaydım. Yani, diyorum. Ben aslında biraz da geç kalmışım. Keşke insan daha önce evlenseydi. Çünkü hani evini biliyorsun, bekar olunca çok dağınık yaşıyorsun. Gecen gündüzüne karışıyor. Bir amacın bir şeyin olmuyor ama evlenince başka bir düzen değil mi? Bir düzen oluyor, evet. Bak nasıl bir oturup da biliyor. Tabii, ama tabii. Öyledir. Öyle, öyle. Ama öyle. Tabii bunu çekip çevirecek kadın da tabii ki çok önemli. Tabii. Her evlilikte illa çok düzen olacak diye bir şey yok. Tabii. Ama siz bunu eşim avukat ama tabii bizim camianın biraz dışında. Tabii o işi çok işkolik biraz. İşine falan çok önem veriyor. Ben de saygı duyuyorum ona. Peki şu an izliyor mu bizi acaba? Umarım izliyordur yani. Peki şöyle söyleyeyim size. Evlilik yıldönümümüzde eşine yazdığın şarkıyı şöyle bir bize canlı canlı okusan ya da ne bileyim ona armağan etmek istediğin bir şey var mı? Ona armağan edelim. Evlilik mutlaka yıldönümüz. İzliyordur yani. Tabii ki. Ne okumak ister? Ya da şu an canlı izlemiyorsa canlı. Da sonra mutlaka tabii seyredecektir. Ki. Kendisine bir şarkı gönderelim buradan bugünün anısına. Tabii hatına. Ki. O zaman bir şarkı ona ben hediye etmek istiyorum. İçimden gelen çok sevdiğim bir şarkı. Oh, çok severiz. Görüşürüz. Ve bu şarkımı seven şu an ekranları başında bizi izleyen bütün sevgili izleyicilerimize de gelsin. Bütün diyorum. Sevenlere. Bana gelmiyor yani. Sana da Çağla'ya da gelsin. İçimden gelen bir şarkı. Seni üzerler seni, gözlerin ağlar gönlüm, sızlar yüreğim. Seni üzerler gülüm, gözlerin ağlar görürüm, sızlar yüreğim. Valla
sabah sabah bu ses bana çok güzel vakit, geldi. Vakit var mı? O kadar vakit güzel. Var mı? Reklam haber şarkımız var. Yönetmenim bir şarkı daha alabilir miyiz? Alabiliriz. O zaman şey istiyorum ben ya. Hadi. Ben sana sana olur. Seni sevdim can. İnat isme alırım. Çok çok sever, nasıl da kıskanırım. İstiyoruz. Asıl şimdi, böyle bir ses burada. Canım teşekkür ediyorum. Yeni şarkılar var mı? Önce onu öğrenin. Var. Yeni şarkılar var. Şimdi Kemal Aslan'a buradan çok teşekkür ediyorum. Kemal abi benden de selamlar olsun. Tanışıyor musunuz? Tabii tabii. Ben çok severim Kemal abi. Ona da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Çok güzel yeni şarkılar. Bomba gibi şarkılar geliyor. Kemal abi her dakikasında, her saniyesinde böyle stüdyoda benden daha titiz bir şekilde böyle çalışıyor ve çok da hoşuma gidiyor. Beni de gaza getiriyor böyle. Öyledir. Sağ olsun. Kemal Aslan ailesine de çok teşekkür ediyorum. Prodüksiyon şirketime de. Çok yakında güzel, o zaman yeni şarkılar yeni şarkılar duyacağız. Gelecek. Bu Türkiye'm şarkısından sonra çok hareketli, kıpır kıpır bir şarkı olacak. Yazar. Ama inşallah. Sanki böyle siz birazcık da böyle duygusal şarkıların adamı gibisiniz gibi var. Bir imaj da var değil mi? O da var tabii. O her zaman genelde zaten şey var. Diyorlar, slowlar daha çok yakışıyor size, evet. Sesinize belki. Peki romantik biri misin normalde de? Tabii ki romantik. Ya bunu eşine sormak lazım. Mesela neler, romantiklikten mesela ne anlayabiliriz, ne anlayalım? Bugüne kadar eşine yaptığın en romantik, romantik şey neydi mesela? Çok özel değilse. Ya da daha az özel olanları da anlatabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, ben genel halimde böyle çok özel şeyler bulup da şöyle bir şey yapayım böyle bir şey yapayım diye düşünmem ama daha fazla etkilenirim. Yani mesela bir şey üzülürsün ama ben birazcık daha fazla üzüldüğümü düşünüyorum. Yani o birazcık da duygusalsınız, daha hassasınız. Evet. Peki merak ediyoruz, eşinizle nasıl tanıştınız?
Ha, eşimle kuaförde tanıştım. Hani? Gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşim vardı. Mert 8 sene yanımda çalıştı. Benim kuaförümdü. Daha sonra Etiler'de kuaför dükkanı açtı. Ben de hayırlı olsuna gittim onun yanına. Tabii kuaförde bir bayan bir de erkek bölümü vardı. Ondan sonra ben de erkek bölümüne giderken baktım. Orada sarışın güzel bir kız oturuyor. Ondan sonra kim bu dedim. İşte dediler böyle böyle avukat dediler kendileri. Ondan sonra avukat işte, deyince diyorsun bir adım geri çekti. yok. Şey iyidir. Ondan sonra bu sefer tanıştım. Fazla beklemedim. Yani bir şey söyleyeyim mi? 2,5 falan. İki buçuk ay mı? Tanışma süreci. 2,5 ay. 3 ay oldu olmadı. Ondan sonra işte aileme söyledim. Ben bu kızı istiyorum. Gidin isteyin dedim bana. Bayağı iddialı. Bir dakika aynı anda mı şimşekler çaktı tabii, yoksa? Tabii. Yani karşılıklı mı oldu bu şey? Tabii canım karşılıklı olması olur mu? Ondan sonra işte gittik kızı istedik. Verdiler. Sonra nişanlandık. 3 yıldır da evliyiz. Yani çok peki çocuk düşünüyor. Sana da tavsiye ediyorum. Böyle inşallah. Çok, inşallah. Beklemeden öyle bir şey çok hızlı yok, olunca çok da. Yok çok beklemez Ali Çağ. İyi bir kız diyorum. Biraz yoğun o yüzden. Ama bir şey diyeceğim. 3 yıldır mesela ben senin kadar beklemem. Ben evlensem 3 yıl içinde garanti 2 çocuğum olmuştu yani. Ha, inşallah ya bizim de olur yani o konuda tabii karşılıklı biraz da onun da çalışmaları var. O da yani biraz da evliliğin tadını çıkaralım gibi kafasında mısınız yoksa iş hem öyle mı? Hem de onun iş yoğunluğu var bir işleri oturtalım dedik. Hı. Ondan sonra Allah kısmetse misin? Tabii ki ben çok seviyorum çocukları. Yani çünkü benim 6 tane ablam var. Tek erkek. Tek erkek sen misin? En küçük benim. Ve bütün yeğenlerim falan oldu. Yani aile çocuk geldiğinde en çok ben seviyorum. Çünkü ben de çocuk ruhluyum. En çok ben anlaşıyorum. O yüzden çocukları çok seviyorum. İnşallah hayırlısıyla bize de nasip eder. İnşallah. O zaman şimdi ben de biraz oradan şarkı. Vereyim. Sen de oradan getir. Biz ne istiyoruz biliyor musun? Hem de çok güzel olacak. Çok İsteyin anlamlı olacak. Senin yıllar önce yaptığın bir şarkı vardı. Şehit annelerine. Ve tüm annelere. Tüm annelere tabii yaptığın. Tabii ki. Vardı. Gülümse. Buradan galiba değil mi? Tamam. Anne. O şarkıyla başlayabiliriz. Tamam. Şöyle alayım. Haydi bakalım. Çok güzel bir anne şarkısı gelecek şimdi. Şöyle koltuklarınızına yaslanın ve bu güzel şarkıyı dinleyin. Tüm annelere. Ve vatani görevini yapmakta olan bütün asker kardeşlerimize. Akşam olur, hasreti bir dağ olur. Bu dağlarda kurşun atan çığ olur. Sen oğlumu geri dönmez say annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Belki dağlar duman duman savrulur. Belki sesim çığlık çığlık duyulur. Belki yavrum bir tavuta koyulur. Üzülme anne. Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur. Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur. Belki kalbin bayrama kan olur. Üzülme annem. Oh,
yine toprak yaz gelince çiçeklenir. Sen beni hep rüyalarda gör anne, gör ki kalbim bir mezarda dinlenir. Sen beni hep rüyalarda gör anne, gör ki kalbim bir mezarda dinlenir. Belki dağlar duman duman savrulur, belki sesim çığlık çığlık duyulur, belki yavrum bir tabuta koyulur. Üzülme annem, bir yangın ki ciğer kavrulur, bir yangın ki kardeş kardeş vurulur. Belki kalbim bayrağıma kan olur. Gülümse anne. Peki aslında mesela biz bile biraz önce izlerken aa Alişan dedi bunu dedi sözü sana mı aitti dedi Karan. Evet Karan bu ya şarkı inanılmaz abi. Bilinen bir şarkı. Evet, ama tabii ki asıl gizli kahramanı sizsiniz şarkının. Onu da dinleyelim mi? Olur seve seve. Böyle biraz seni yoruyoruz ama. Aa ne demek keyifli. Çünkü her zaman bulamayız. Geldim biraz daha yoracağız. Aynen. Karamı biliyorsunuz. Şimdi hareketleniyoruz. Haydi bakalım. Bir duygusal bir hareketli. Hadi. Ben orijinal yaptığım sözlerimi okumak tamam. istiyorum. Tamam. Karam kim sana ben gibi yanar? Sensizlik nedir bu kim anlar? Ellere karam yok diyemem. Dön artık bana dön hemen. Kömür gözler yaban dudaklar. Ya bu endam cilve bu nazar. O dudaklar helali baksın. Ben de canım bana da günah. Bilemem yarını. Göremezsem seni şansın yok çalarım kapını. Başka çarem yok şimdi. Al artık koyuna bir karam. Bacam karam. Aladım sensizsi karam. Gel artık insafa be karam. Al artık boynuma beni karam. Günahım boynuma can karam. Aladım sensizsi karam. Gel artık insafa be karam. Aşkın sonu bir barışır karam bir küsersin. Beni böyle divane edersin. Kömür gözler yaban dudaklar. Ya bu endam cilve murazlar. O dudaklar helali maktır. Ben de canım bana da günahtır. Bilemem yarını. Göremezsem seni şansım yok çalarım kapını. Başka çarem yok şimdi. Al artık koynuna beni karam. Günahım boynuma can karam. Aladım sensizsi karam. Gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni karam. Günahım boynuma can karam. Aladım sensizsi karam. Gel artık insafa be karam. Devam edeyim mi bir tane? Mi minör istiyorum. Bu da benden sizlere gelsin. Alişan'ın çağlara gelsin. Ve değerli izleyicilerimiz. Biz seninle bir bütünüz.
İstesek de kopamayız. Bir bedende can gibiyiz. Biz yabancı olamayız. Biz seninle bir bütünüz. İstesek de kopamayız. Bir bedende can gibiyiz. Biz yabancı olamayız. Heves olursan çoktan biter. Arzu olursan çoktan geçer. Bence bu aşk böyle gelmiş. Bundan sonra böyle gider. Başımın tatlı belası, gönlümün kara sevdası. Her şey boş senden sonrası. Vazgeçmem senden, vazgeçmem. Ayrılmam senden. Başımın tatlı belası, gönlümün kara sevdası. Her şey boş senden sonrası. Vazgeçmem senden, vazgeçmem. Ayrılmam senden. İstesek de kopamayız. Bir bedende can gibiyiz. Biz yabancı olamayız. Biz seninle bir bütünüz. İstesek de kopamayız. Bir bedende can gibiyiz. Biz yabancı olamayız. Heves olursan çoktan geçer. Arzu olursan çoktan biter. Bence bu aşk böyle gelmiş. Bundan sonra böyle gider. Başımın tadı belası, gönlümün kara sevdası. Her şey boş senden sonrası. Vazgeçmem senden, vazgeçmem. Ayrılmam senden. Başımın tatlı belası, gönlümün kara sevdası. Her şey boş senden sonrası. Vazgeçmem senden, vazgeçmem. Ayrılmam sensen. Harika. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Bağlama çaldığınızı biliyoruz. Evet, bağlama da çalıyorum. Hiç Türkü abimi çıkarmayı düşündünüz mü? Aslında çok aklımdan geçti. Çok yapmak istedim ama tabii ileriki bir zamana düşünüyorum onu. Şimdi değil de biraz daha türkülerle yorulduktan sonra. Böyle... Peki seviyorsunuz yani sonuçta türkü söylemeyi. Bugün bizim için bir türkü söyleyecek misiniz mesela? Tabii ki seve seve. Vallahi ne güzel olur. Hem çalıp hem söylemek mi mesela? Ben türkü arkadaşlarım çalarsa olur. Ben söyleyebilirim. Olur. Nasıl? Ne yapalım? Dinleyelim. Neşet Ertaş sever misiniz? Çok tabii ki, ne demek tamam. Ya? Büyük usta, saygıyla analım onu. Teşekkür. Şu onu gitarı bir kapatırsanız. Rahmet gönderelim. Çat çat yapıyor, kapatabilir miyiz? Gitarı kapatabilir miyiz? Gitarı kapatalım. Ses? Güzel bir Neşet Ertaş türküsü okuyacağız şimdi. Si bemol olsun. Yine canlı canlı.
içerisinde olduğumuz için. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar canı üzümden seni gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinem yaralar yaroy 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 yar dil gizli gizli dil gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca garip garip bülbül öterken kirpiklerin oku cana batarken cümle alem uykusuna yatarken kimseler görmeden yaroy 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 yar gel gizli gizli gel gizli gizli cümle alem uykusuna yatarken kimseler görmeden yaroy gel gizli gizli, gel gizli gizli. Hoyratlar görmeden yaroy, 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 yar. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Şimdi az sonra tekrar milli takımımız için yaptığı şarkıyı mutlaka dinleyeceğiz. Seve öyle bir harekete gireceğiz. Ama sormak istiyorum. Biraz daha sohbet mi yoksa şöyle bir canlı canlı böyle bir kıpır kıpır bir şarkı daha mı alsak? Adamı yorduk ama ya. Hayır. Vallahi yorduk. Yordu şarkı 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 nereye kadar? Ama olsun. Bence bir sohbet şeyi olur. Okuyalım. Türk milli takım şarkısını bir daha okuyalım. İyi tamam peki nasıl istersin? Okuyalım onu okuyalım. Biz yormadık değil mi seni? Aa estağfurullah. Vallahi ağzına, çok memnun oldum. Ağzına yüreğine sağlık. Kocaman alkışlar verir miyiz Murat Başaran için? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ben sana ölürüm dede ilk programlarından birinde gene sizlere size gelmiştim. Çok uğurlu gelmişti. Sene kaç? Gene ilk defa burada okuyorum. Ya. İlk defa size geldim. Seni söyleyeyim sene 2009 işte. Ya. 2009 değil mi? 2009 yılında gelmişti bize. Doğru. Gene beraberdik programda. Çok İnşallah. Uğurlu gelmişti. Sen hatta şey demiştin. İnşallah ayağımız uğurlu gelir de şarkı patlar demiştin. Ya nasıl geldi gördün mü? Sen bana uğurlu gelmedin ama bak hala bekarım. Canımsın. Çok güzel bir şarkı yapmışsın. Teşekkür Türk milli takım için. Çok milli takımımıza bir kez daha başarılar diliyoruz. Evet. İnşallah bu şarkı
onları bir coşturur, onlara böyle bir doping yapar. Aynen. O zaman kocaman alkışlarla Murat Başaran ve Türk Milli Takımı için yaptığı şarkıyı dinliyoruz efendim. Dersen doğulsa ay sulara gömülse, güneş dersen doğulsa ay sulara gömülse, varsın kopsun kıyamet ay yıldızın altında, varsın kopsun kıyamet ay yıldızın altında. Hep kardeşlik ruhuyla yaşadık kadim zaman, hep kardeşlik ruhuyla yaşadık kadim zaman. Görsün bütün Avrupa nasılmış neymiş kahraman, görsün bütün Avrupa nasılmış neymiş kahraman. Ateşin ateş gibi, ruhumuz eş gibi. Haydi Türkiye'm, sahalara doğacak ay yıldız güneş gibi. Haydi Türkiye'm, alınla beyazına deli gibi vurgunuz. Haydi Allah Allah, haydi Türkiye'm, zaferler bizim sesimiz bu yer gökinlesin. Haydi Avrupa'da yazdığımız destanı dinlesin. Haydi Türkiye, ruhumuz asil büyük, bütün dünya böyle bilsin. Haydi Allah Allah, haydi yallah. Güneş dersen doğulsa ay sulara gömülse, varsın kopsun kıyamet ay yıldızın altında, varsın kopsun kıyamet ay yıldızın altında. Hep kardeşlik ruhuyla yaşadık kadim zaman, hep kardeşlik ruhuyla yaşadık kadim zaman. Görsün bütün Avrupa nasılmış neymiş kahraman, görsün bütün Avrupa nasılmış neymiş kahraman. Ateşin ateş gibi, ruhumuz eş gibi. Haydi Türkiye'm, sahalara doğacak ay yıldız güneş gibi. Haydi Türkiye'm, alına beyazına deli gibi vurgunuz. Haydi Allah Allah, haydi Türkiye'm, zaferler bizim sesimiz bu yer gökinlesin. Haydi Avrupa'da yazdığımız destanı dinlesin. Haydi Türkiye, şampiyon olacağız, bütün dünya böyle bilsin. Haydi Allah Allah. Sevgili Figen Ararat bizlerle beraber olacak ama ondan önce bir düne gitmek istiyoruz. Hakikaten düne bir gitmek istiyoruz. Yani partnerim diye benim en sevdiğim, en canım olduğu için söylemiyorum ama hakikaten Türkiye'de onun üstüne podyumda yürüyen yok. Ay çok teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Çok dün izledim, ederim. Görüntüleri izledim. Sadece görüntüleri izleyebildi. Defileye gelmesi yasak çünkü biliyorsunuz. Ben defileye gidemiyorum çünkü Çağla istemiyor defileye gitmemi. Bir kere gittim düştü ya, ondan beridir daha bir tane bile defilesine gitmedim. Gelmez abi. Hakan'a da buradan söylüyorum, hani davet ediyorsun, davetiyemi de yolluyorsun ama. Niye gelmiyorsa? Niye gelmediğimi bil. O benim yüzden gelmiyorum. Benim yüzünden. Başarılı geçsin diye organizasyon gelmiyorum. Gerçekten çok başarılı geçti.
Hakan'ın bir hayaliydi belki de böyle bir defile yapmak. Hem çok yakın arkadaşım olduğu için hem de çok güzel bir işbirliğimiz var aynı zamanda. Tabii ki bu dostluktan doğan bir işbirliği. Işığıyla, dekoruyla, şovuyla, sahnesiyle gerçekten Türkiye'de yapılmamış bir şey yaptığını düşünüyorum. Bu hayali gerçekleştirirken o hayalin bir parçası olmak benim için çok mutluluk vericiydi. Çok büyük bir heyecan yaşadık. Kısa görüntülerimiz var, onları izleyelim. Aslında yani bayağı tabii bunun öncesi çok fazla. Yani bir 6 aylık bir çalışma. Gerçekten Hakan perişan oldu. Hatta defile bitiminde ağladı. Çünkü artık o bütün yükün üzerinden kalktığı andı. Biz modelleri olarak sevgili Uğurhan Akdeniz'e de normalde belki bir 10 dakikalık sürer mesela benim provam. 3 saat sürdü provası. Gerçekten normal bir defile gibi değildi Ali Şahin. Nasıl yürüyorsun? Nasıl o elbise yani? Elbise, evet, ya. Bayağı titreye titreye yürüyorum. Şöyle adımını atayım ya. Allah'tan senin gibi paytak atmıyorum da. Acayip. Öyle atarsam düşerim çünkü gene. At bakayım bir daha. Şöyle atıyorsun ya. Şöyle, şöyle gördüm ben seni. İşte. Böyle gidiyor. Evet, görüntü öyle olabilir İnanmaz biraz. Ama. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sen şunu söyleyeyim, öyle geçeyim. Türkiye'ye bu kız gibi yürüyen bir daha gelmeyecek. Ay, çok hakikaten güzel. Gelmeyecek. Ay. Sen... Gerçekten işinin bir numarası. Çok teşekkür ederim. Vallahi Ayşen çok utanıyorum, geçiyorum. Öylesine. Efendim alkışlarınızla ilişki uzmanımız gelsin. Refigen Ararat. Alkışlar. Nasılsınız? İyiyiz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Gayet dinamik, gayet güzel. Yeni şarkın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür çok ederim. Çok güzel bir beğendiniz şarkı. Mi? Bayıldım, defileye bayıldım. Harika. Çok teşekkür ederim. Harika. Acaba dinlesek mi bir şarkıyı? Bir daha mı? Evet. Dinlesek mi acaba, değil mi? Vallahi ya. İyi peki, bir kez daha dinleyelim. İlk kez siz de böyle alalım. Tamam. Haydi bakalım. Hadi gelsin. Solmuş bir akşam yollara vurdum acıma. Hiç ayrılmadık senden, ayrıldık aşkın devamı. Bizim yolumuz belli, biz iki can iki yemin. Aşk seveli boşla, hem sevdim hem çok kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümden korksaydık aşık olmazdık. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar. Bu kaderi senle birlikte yazdık. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümden korksaydık aşık olmazdık.
solmuş bir akşam, yollara vurdum acıma. Hiç ayrılmadık senle, ayrıldık aşkın devamı. Bizim yolumuz belli, biz iki can iki yemin. Aşk seveli bağışla, hem sevdim hem çok özledim. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar, bu kadar senle birlikte yazdım. Bizi ayrılıkla korkutamazlar, ölümden korksaydık aşık olmazdım. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar, bu kaderi senle birlikte yazdım. Bizi ayrılıkla korkutamazlar, ölümden korksaydık aşık olmazdım. Kanadıkça büyür aşık olmazdım. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar, bu kaderi senle birlikte yazdım. Bizi ayrılıkla korktum. Valla dinledi. Utandı gidiyor. Hemen utanır, hemen utanır. Görüşürüz Alişan'cığım, iyi bak kendine. Biz de mutfağa geçelim o zaman. Ne yapalım? Yapacak çok işimiz var. Alişan utandı ve gitti. Mutfağımızda bugün neler mi olacak? Acaba diyorum vanilya dondurmadan başlasak, hangi evet, tasarım fikirlerinden, evet, hangi evet, pratik tariflerden evet, başlasak, siz karar verin. Vallahi şöyle. Niye geldin geri? Ha? Niye geldin geri? Geldim, şey yapamadım ya. O heyecanla dondurmayı çıktım. Duydu ya. O heyecanla yeni gitti, dondurmayı duydu. Kendimi komple hissettim, gittim. Gittin. Dondurma ilk Roma'da çıkmış ya. Neron çok böyle iştahına düşkünmüş. Hı-hı. Şimdi de hani iştah açılınca sana uygun bir dondurma yapacağız. İlk hadi böyle şey Neron'dan başlamış. Şimdi yapacağımız işlem, dondurmadan önce dondurmanın, yapacağınız dondurmanın bir ana maddesi var. Şu taş değil değil mi? O benimle alakalı. Linearli paslarla bence çikolata o. He, çikolata. Şimdi hani böyle tariflerle duyarız ya, condensed milk, condensed milk yurt dışında çok fazla vardır. Hı-hı. Ondan sonra ama biz o burada bulamayız. Ondan sonra varsa da çok pahalıdır. Şimdi biz onu yapacağız. Aslında o kadar basit bir şey ki. Bunu neden yapıyoruz? Hem bundan dondurmalar yapabiliyoruz, paylar yapabiliyoruz, tartlar yapabiliyoruz, mükemmel kekler yapabiliyoruz. Bunu yapacağım her şeyi yapabiliyoruz. Yoğunlaştırılmış süt mü demek istiyorsunuz evet, yani? Evet, yoğunlaştırılmış süt demek istiyorum. Şöyle Türkçesi, bir şey. Türkçesi bakalım. Yoğunlaştırılmış süt. Kahve kreması olarak da kullanılabilir. Şu. Evet öyle. Yapımı aslında çok basit. Süt reçeli vardır. Ufacık bir tadına bakabilirsin. Süt. Zaten bakacak o zaten. Bak şöyle biraz ya şu anda sizin konsantre gerek. Bir şey olduğu için. Çok ayıp bu yaptığın insan. Çok daha tatlı insan gelecek. Ama hani bir şeylerin içine karışacağı için o kadar şekerli olmayacak. Güzel mi? Hmm. Şekerli mi? Ne? Hayır, böyle karamel gibi. Evet, yani süt reçeli gibi. Hmm. İspanyolların süt reçeli vardır. Çok artık güzel. Türkiye'de de çok fazla yapılıyor. Güzel. Bunu at buzdolabına, dondurma. Dondurma işte böyle. Çok nasıl güzel yapıyoruz bir şey. Yani nasıl bunu yapıyoruz? Değil mi? Şöyle yapıyoruz. 3,5 su bardağı sütü aslında çelik tencereye koyuyoruz. Ama burada çelik tencere yoktu. Bundan idare edeceğiz. Hiç önemli değil. Şöyle döküyoruz sütümüzü. Hı-hı. Ve 10 yemek kaşığı toz şeker. Olay bu. Süt ve şeker. Süt ve şeker şey sadece. Sadece süt katılaşacak. Bundaki püf noktası. Miktar önemli herhalde miktar değil mi? Miktar önemli. Yani oranlar çok önemli. Gramajlar çok önemli. En başta bunu orta ateşe alıyoruz. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Hı hı. Bundaki püf noktası ne? Kaynamayacak. Yani bunda o kadar böyle rahat olacağız ki bu kaynamadan kendi kendine tık 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 böyle rengi bu renge gelmeye başlayacak.
Ama böyle köpükler falan olmayacak. Fokur fokur asla kaynamaması gerekiyor. Asla kaynamayacak. Şeker eridikten sonra altını kısacağız. Böyle kenarlarından ufak ufak köpükler olabilir. Şurada DSF'de evet, görüldüğü gibi. Sonra onları yavaş yavaş da üstünden alırsak daha pütürsüz, kusursuz olur. Almasak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne kadar sürecek bu işlem? Bu işlem 2 saat 15 dakika sürüyor bu ölçülerde. 2 saat böyle karıştıracak mıyız? Hayır hayır karıştırmıyoruz. Biz sadece bunu başta karıştırdık. Güzel soru. Sonra bırakıyoruz. En kısık derecede de olduğu için sütün taşma gibi bir derdi de yok. Köpürmüyor. Hiçbir şey olmuyor. Biz bunu bırakıyoruz. Kahvemizi içiyoruz. İstediğimiz işimizi yapıyoruz. Sonra da geliyoruz ve bunu 2 hafta boyunca buzdolabında saklayabiliyoruz. Daha sonra da neler yapıyoruz? Gayet güzel bir dondurma yapabiliyoruz. Bununla. Hadi hemen bakalım. Bununla dondurma yapabiliyoruz. Şimdi vereceğim. Nasıl muhafaza ediyoruz bunu? Yani dolapta, normalde dolapta ne kadar kalabiliyor? 2 hafta. 2 hafta en fazla. 2 hafta ondan sonra tabii ki. Tamam. Şimdi bildiğimiz sıvı kremi var ya. Evet. Şöyle göstereyim. Sıvı kremamız var. O da şöyle 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı krema. Ancak ölçüyü öyle verebiliyorum. Çünkü 720 şey gibi 236 mililitre evet, ondan olarak düşünelim. Bir kap olarak düşünelim. Ondan sonra onu iyice çırpıyoruz. Şöyle. Krem şanti kıvamına getiriyoruz. Ben burada daha krem fazla... şanti alsak olmuyor mu? Hayır. Neden? Sıvı kremeli süt kreması olması gerekiyor. Süt kreması olması gerekiyor. Süt kreması olacak. Bu verdiğim de şimdi hani böyle acayip dondurmalar türedi ya. Senin çok sevdiğin bir çikolatalı hani krema var. Mesela onlu dondurma, bisküvili dondurma. Hani, aa evet farklı hani farklı. Hani topunu böyle 5 liraya 7 liraya satıyorlar. Evet, evet, evet. Ondan sonra işte onların ana maddesi. Bunu istersen sade yersin, istersen bunu yaptıktan sonra meyvelendirebilirsin. Evet, ayrı ayrı yapabilirsin. Şimdi bu yapmış olduğumuz yoğunlaştırılmış sütü şöyle 113 miligram bir, yani yarım kap koyuyorum. Bunun da soğuk olması lazım. Hepsinin buzdolabından çıkıyor olması lazım. Şöyle. Bu böyle soğuk denir ha. Vallahi. Vallahi yani. Sütlü tatlı oldu. Sonra ikisini karıştırıyoruz. Tamam. Çok uzatmayalım. Ve şöyle birkaç damla da vanilya aroması koyuyorum. Ama bu vanilyalı olmasını istediğimiz şey. Yağ mı? İstediğimiz şeyi koyabiliriz. Tabii ki. Ama şimdi bunu ham madde yaparsın mesela şöyleyken ikiye ayırırsın. Bir tanesini şimdi yarısına o Çağla'nın sevdiği çikolata kremasından karıştırırsın. Böyle koyarsın. Yarısında da senin canın neli istiyor mesela? Benim şu anda vanilyalı istiyor. Yok ha, sen, seninki sade kalır sade mesela. Kalır. Tamam. Yağ mı bu? Ha? Döktüğünüz şey. Hayır hayır esans. Ha esansı. Şöyle ekstrat yani ekstrat. Onu da karıştırdık. Olmasak da olur. Zaten tadı çok güzel. Evet. Yani, zaten kokusu buraya çok net geliyor. Şimdi bunu dip frize girebilecek bir kaba koyuyoruz. 6 saat ama ben size 24 saat tavsiye ederim donduruyoruz. Tamam. Tabii ki dondurulmuşu var. herhalde. Beklemeye aşağıdan bir şey yoktu yani. Kötü yan korktun değil mi? Dedim yiyemeyeceğiz Allah'ım. Ya aşk olsun. Dondurulmuşu var. Şöyle. Bu direkt ev dondurması ha? Külah koymak ister misiniz? Aa koyalım. Bence güzel. Ama külah neyle koyacağız? Dondurma kaşığı vardı şurada. Var mı? Ha? Var. Bit. Bir tane daha ver de bir Maraş usulü yapayım ben. Şöyle. Bas. Çek bakayım. Şimdi buraya... Al çek. Ya. Dondurma. Çok özür diliyorum. Oğlum ben yeme dökülü. Çok ya. Özür diliyorum. Bu ilk denememdi. Ver canım. Abi ver. Bir şey yapacağım bari bir gün. Ay! Ya bize ne? Yani, bize ne gerek yani? Bize ne gerek böyle şey? Ya ver, ben sonra yaptıklarımda da bunları yaparsam. Yerde eteğim, ayağım üzerine dondurma var onu al bari. Ay benim de ayağıma geldi. Tamam. Bir daha. Gel. Ver onu da. Kırık kullanma bari. Şimdi mesela gittiniz Maraşçı'ya. Bak şimdi. Maraşçı. Buradaki farkı söyleyebilir miyim? Çek. Bunu... Çek. Ya. Aynı işte evde Maraş dondurması ha, yaptık. Onu demek istemiyorum. Şimdi bak bunu makinasız yaptık ama farkında mısınız şey dondurma buzlanmadı.
Dondurma yapmak zordur çünkü buzlanır. Evet, nasıl ve sürekli buzlanmıyor? Karıştırmak zorunda kalırsın veya da dondurma makinesi ister. Öyle bir şey olmaz. Kıvamından dolayı değil mi bu? Kıvamında içindeki yoğunlaştırılmış sütten dolayı. Çünkü kıvam inanılmaz. Şekeri sıvı koymamız gerekiyor Çağla. Yani granül olmaması gerekiyor. Ya dondurma makinesi olması gerekir ya da bunu yap da bunu yaptıktan sonra bu tarz dondurmaları yaptık. Aynı çirkin espri kaç defa daha yapmak istiyorsun şu an? Hayır yani bir yaptın iki yaptın daha kabak tadı verdi artık. Yani. Çek o zaman çek. Çek. Ya. Bir bakar mısın? Hadi bir tadına bak. Muhteşem. Çok güzel. Bunu yapmak için dondurma makinesi şart. Önümüzdeki hafta Ramazan başlıyor. Bunlar son tatlarımız. Ama bunu Ramazan'da iftardan sonra mükemmel. Ne bu iftarda var ya muhteşem bir tatlı olur. Yani ay bundan çok soğuk da değil biliyor musun? Soğuk değil yani. Ne kadar bunu bir frize tutarsak tutalım soğuk olmuyor değil mi? Bu kıvamda kalıyor işte. Kıvam en bu. Güzeli bu. Kıvam bu. Allah Allah. Hani o bildiğimiz dedim ya 5 liralık 7 liralık topu olanların aynısı. Bunu böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Vay. Biz kilosunu 7 liraya yapıyoruz onlar topunu 7 liraya. O zaman hadi siz de hulk masasına geçin. Ben geçmeyelim. Çilekli dondurma yapmayalım mı? Hulk masasına bir geçelim. Bak. Getirir mi o bir müdürcü? O zaman çilekliyi de bir anlatayım. Çilekliyi de anlatsın. Ben nasıl de şöyle cadoğuna koyayım da bunu sonra yeriz. Dur çilekli dondurma da vereceğim tamam. Ama. Çilekli dondurma içinde. Çileklisi de hazır. Hazır. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu iş de çok basit. Bir buna, kere bu... buna çilek mi koyacağız? Hayır hayır. Aynı işlem olmadığı için anlatmak istedim. Tamam. Bir kase şöyle dondurulmuş çilek. Hı-hı. Tamam mı? Bir kase dondurulmuş çileği mu? Alıyoruz. Evet. Bu şey de olabilir. Böğürtlen, karadut, meyve, kayısı... Mevsiminde ne meyve varsa donduracaksın olacak. Şu kadar bir kaseye yapmıyorum şimdi. Robota koyuyoruz tamam mı? Bir kahve fincanı yoğunlaştırılmış süt yaptık bundan ya. Ana maddemiz bu. Bunları sadece karıştırıyoruz tamam mı? Ve çilekli dondurmamız hazır. O da basit. Bu kadar. Bir de çilekliden harika. Çilekli donmuş. Yok değil aynı kıvam. Tam dondurma kıvamında aslında. Ay, evet. Alamadım Alişan bir yardım et. Lütfen bırakır mısın? Bu dondurmacının işi bu. Yani. Mücü yapıyorum bir tane canı çekti. Ne yapıyorsun ya? Mücü ya. Dur ya. Ver. Efendim ekranınızın ayarıyla dondurmacı yeni olduğu için böyle şeyler olur. Artist ne oldu? Hobi masasına gidin ben burada bir çalışayım oldu? Geleceğim. Hayret bir şeysin ya. Geldi geldi. Güzel her taraf dondurma oldu. Şuradan geçelim. Şuradan geçelim. Yazıklar olsun yazıklar olsun. Bence Alişan gelmeden de başlayalım. Direkt başlayalım. Yoksa o zaten karıştırıyor. Yok yapamayız. Aynen. Nasıl başlayalım? Neler yapacağız bugün? Şimdi bak. Çok farklı şeyler görüyorum burada. Pratik şeyler görüyorum. Ya değişik şeyler yapmaya çalışıyorum Çağla. Hı-hı. Biliyorsun ben aslında televizyon yapımcısıyım. Evet. Evet. Nasıl aklınıza geldi ya böyle bir şey? Nasıl geldi? İçimdeki Çinli çıktı. Çinli çıktı da. Yani gerçekten üretmek isteyen bir yanım vardı. Çocukluğumdan beri aslında. Her şeyi yapmaya çalışıyorum şu anda. Hı hı. Ve çocuk gibi evde deneyler yapabileceğim tek işim bu olduğuna karar verdim. Çünkü çok hoşlanıyordum. Hı. Şimdi mesela silikon yapacağız. Bunu hangi işte yapabilirim ki? Kendi doğru, mesleğimle evet. Bunları yaparak böyle eğlenerek kendi mesleğini de bunu televizyon programı haline getirdim. Evet. Ve televizyon programında da yapıyorum. Ne bir keyif değil mi? Yani sevdiğim iki tane işi birleştirmiş yaratıcılık oldum. Yaratıcılık gerçekten kişiye has özel bir şey ya. Kendime herkesin ait. Herkesin kendini hayal dünyasında yansıtabileceği bir platform olması aynen çok güzel. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Benim hani jenerasyonum çok iyi bilir. Bizim zamanımızda her şey yoktu. Bizler üretmek zorundaydık. Annelerimiz bize üretmek zorundalardı. Evet. Yurt dışından bir şey gelirse bir şeylerin sahibi olurdu. Aynen. O yüzden de bir şeyleri yapmak ve kendimize özel olmasını sağlamak hoşuma gidiyor benim. Değil mi? Şimdi mesela bir cep telefonu kılıfı yapacağız. Gel dondurma şeklinde cep telefonu kılıfı bak. Silikondan. Cep telefonu bu? Evet silikondan. Aa. Getirsene şunu. Şimdi ben bu silikonu neden önemsiyorum? Benim bir YouTube kanalım var yani dijital medyada. Burada çok fazla sorulunuyor ve bununla insanlar bunu... Para kazanmaya yöneldiler bununla. Çok hoşuma gidiyor. Cep telefonundan değil. Alo Figen. Canım. Şimdi bu göstereceğim silikonla kalıplar alabiliyorsunuz Çağla. Hmm. Kokulu taşlar, mumlar, sabunlar yapabiliyorsun. İstediğin şeyin kalıbını alabileceksin. Şu gösterdiğim şeyle. İstediğin önemli şey olan telefon kalıbı yapmak değil. Hmm. Ben bunu getirdim. Bunu da yapabileceğimizi gösterebilmek örnek olarak. Için. Ama... Bundan mesela birçok insan öğrendi. Çünkü o silikon kalıpların tanesi 12 liradan başlıyor 20-30 liraya kadar gidiyor. Ama biz bunu çok evdeki pahalı. Malzemelerle yapıyoruz. Ve bir insan sipariş aldığında şöyle bir şeyle karşılaşıyor. 200 tane sipariş alıyor ama elinde bir tane kalıp var. Evet. Mesela bir bayan onu yapmış.
siparişleri de hazırlamış. Benimle paylaştı. Çok mutluyum. Emekli bir beyefendi. Bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden bu işi çok önemsiyorum. Bu da evdeki malzemelerle. Şimdi iki farklı silikon kalıp yapmayı göstereceğim. Tamam. Tamam mı? Bir tanesi bir su bardağı su. Ve şöyle bir kahve fincanı kadar sıvı sabun. Sıvı sabun? Evet. Bildiğimiz. Bildiğimiz sıvı sabun. Ay çok enteresan ya. Çok basit. Şöyle karıştırıyorum. Köpürmüyor da gördüğün gibi. Hiçbir şey olmuyor. Biz bunu nişastalı da kullanalım. Eldiveni sonra alayım. Nişastalı mı koyacağız? Onu sonra, ikincide. Bak şimdi şu yumuşağı gösteriyorum. Evet. Şeffaf olanı. Şeffaf. Çünkü bu da nişastalı olan. İki ayrısını da koydum. Bunu da neden böyle anlatıyorum? Çünkü kimisi sert bir kalıp istiyor. Kimisi de yumuşak hani... Hareket edebilen modelini istiyor. Anlatabildim mi? Onun için iki tanesi çok önemli. Şimdi bildiğimiz bizim evde derzleri doldurduğumuz. Hani bir şey olduğu zaman yaptığımız silikon. Bak şöyle biraz sıkıyorum. Şimdi bu çok eğlenceli bir şey. Yapmak isterseniz yapın. Ay isterim. Elini gel. Ne sabuna yapayım? Sok. Elimi sabuna sok. Bak. Hop. Çok önemli çünkü silikon yapışıyor sonra çıkmıyor. Onun için sabunluyorum. Sabunlayınca çıkıyor. Tamam. Püfü bu. Bak topla. Ben sadece parmak ucumuzu sokacağız zannetmiştim. Sokabilirsin parmak ucunu sok. Evet, evet. Aa bak bak ne oldu? Bak. Allah aşkına. Ay bayılırım. Ay. Stres topu. Bunu çocuklarınla yapabilirsin Ay, Çağla. Onların çok sevdiği bir oyuncağın kalıbını al. Onlardan mesela onlara başka bir şey yap. Biraz sonra bak. Peki ama şeklini nasıl vereceğim mesela? Ben versem şu anda... Nasıl vereceksin? Çok kolay. Veremiyorum. Nasıl vereceksin? Çok kolay. Sana vereyim. Sana göstereceğim. Şimdi. Onu bence bir kalıbın içine at. Hayır kalıbı atmayacaksın. Şimdi mesela diyelim ki senin bir tane çok sevdiğin broşun var ya da işte kol düğmen var. Tamam. Onun kalıbını almak istiyorsun. Nasıl bak yapacağız? Şimdi. Şunu yuvarlattım ya. Evet. Bastır buraya. Bırak. Yarım saat sonra bu donacak. Hop al kol düğmeni. Burada kalıbı çıktı. Ve bunun içine istersen kokulu taş koy, ister sabun koy, ister mum koy, ister alçı koy ya da gene silikon sık. Bunu nasıl yaptınız peki onunla? İşte onu şimdi gösteriyorum. Cep telefonunu mu koyduk üstüne? Cep telefonunu streç filmliyorsun. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra da onu yapalım, gösterelim onu. Gücücüğüm. Şimdi bunu peki nasıl renklendireceğiz? Elimi içi saklayalım. Burada. Bu da sok. Çok pardon, geçeceğim şu kameranın önüne geçeceğim. Daha rahat öyle mi? Daha rahat denizle. Şimdi bunu renklendirebiliyoruz da. Evet. İşte onun için. Tamam. Bu bildiğimiz akrilik boya. Neon boyalar bu sene çok moda. Evet. Neon renkler, neon kıyafetler. Hop. İçine koyuyoruz. Direkt bunu böyle yoğuruyoruz. Olay bu. Ay çok güzel. Ve istediğin renkleri de katabilirsin. İstediğin renk. Ve sana özel düşünebiliyor musun? Evet. Peki bu şimdi silikon normalde dışarıda da bırakırsanız donar. Hı. Mesela bir şeyi silikonu açtıktan sonra kullanmazsanız hemen donar. Hı. En pis şey de o. Bu verdiğim tarifte donmamasını istiyorsan suda bekletiyorsun uygulayana kadar. Bu tarifin avantajı bu. Tamam mı? Şekil vereceğin zaman alıyorsun. Şekil vereceğin zaman alıyorsun. Telefonu... Telefonumu alabilir miyim? Şimdi tabii göstereyim ki, sana. Tabii ki. Şurada bir tane streç film var. Çağla'ya da Alişan. Alişan telefonu streç filmlersek, sana hani telefonu sormuştun ya, onu göstermek için. Ya da DSF'miz vardı, Ebru'cum onu verebilir. Zamanımız kısıtlıysa başka bir şeylere geçmek zorunda. Tabii görüyoruz şu anda zaten. Tamam o hemen zaman onu göstermeme gerek yok. Bak şimdi telefon kul... Ben de bu arada elimi temizlerim. Tamam. Telefonu. Bak streç filmliyoruz. Evet. Ondan sonra da yaptığım silikonu oturtacağım. İçine oturtacaksın. Telefonu üstüne koyacağım. Sonra istediğim şekilde... Ona şekil vereceğim. Mesela ben bunu dondurma gibi yaptığım için ucuna bir de uzantı ekledim. Tamam mı? Ondan sonra bir tane de şey yapacağız. Mısır nişastalıyı göstereceğim. Hani sert olması, daha kalıp almak. Ha, bu daha böyle bir şey. Bu daha jöle halinde hani dediğim gibi daha büyük şeylerin şeklini almaya yarıyor. Bizim az önce yaptığımız şey şu anda ekranda. Evet. Suyun içine... Renklendirici bir şey koyduk galiba. Hayır sabun koyduk. Ha, sabun mu? Sabun koyduk. Silikonu sıktı. Nasıl yapıldığını tekrar görüyoruz. Çok eğlenceli bir şey yalnız. Evet. Yani çok basit. Bak çocuklar için çok güzel bir proje. Kendine bir şey yapmak isteyenler için çok güzel bir proje. Ve
gerçekten bundan para kazanmak isteyenler için de çok güzel bir proje. Kendi yaratıcılıklarıyla. Aynen öyle. Çok güzel mesela nikahlarda, bebek doğumlarında artık o hediyeler veriliyor ya, kokulu taşlar falan, onları yapıyorlar. Çok mutlu oldular bunu şey yapınca. Çünkü gerçekten onlardan 20 tane 30 tane kalıp almaları gerekiyor. Tabii, doğru söylüyorsun. Mesela ben bu Mickey Mouse'u yaptım Çağla, silikonla. Ay çok güzel. Ya. Ve ben bunu bildiğin sıradan bir parmak arası terliğe koydum. Yani istediğin şekli alabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Kuruması ne kadar sürüyor? Nişan salonunun hemen hemen böyle 10 dakika 20 dakika, sıvı olan biraz daha uzun. Bir saat mi mesela? Evet. Yani daha bile belki daha bile fazla olabilir. Ve hiç bozulacak bir şey değil. En güzeli asla de o. Asla bozulmayacak bir şey. Farklı bir şey. Şimdi tamam, telefonu şimdi nasıl sürdüğümüzü. Onu da bir gösterelim. Evet, bak. Önüne de şöyle bir şey koydum ki bu bildiğiniz kek kalıbı yuvarlak olsun diye. Ha, şeklini daha düzgün, olması alabilsin diye. Sonra mikrofon yerlerini kesiyorum, sapını falan koyuyorum. Kamera kısmını açıyorsun. Aynen öyle. Bu arada telefon çalarsa kulağımıza yapıştı. Aynı şey başıma geldi, biliyor musun? Telefon çalıyor. O yüzden telefonunuzu uçak modunda lütfen yapın. Evet, aynen çok öyle. Güzel. Ama çok güzel oldu. İyice düzleştiriyoruz, İyice, şeklini yani, tam veriyoruz. Heykel gibi, hani kendi çalıştığım bir şey gibi, bir obje gibi donuyor. Şimdi nişastalı kısma geçiyoruz. Tamam, hemen onu yapalım. Bak şimdi bu daha sert. Bildiğimiz mısır nişastasından bahsediyorum. Yani paketi 1 lira. Hı hı. Ne özelliği var? Yani bu bunu, bize ne konuda yardımcı oluyor? Sertleştiriyor. Sertleştiriyor. Şöyle. Bunu kim keşfetmiş? Valla kim keşfetti bilmiyorum. Bu tarz şeyler anonim oluyor tabii ki. Hı. Ama şöyle, ben bunları araştırıyorum yabancı kaynaklardan, oradan buradan. Hepsinin kesin bir yanlışı oluyor Çağla. Evde nasıl biliyor musun? Bir gün aynısı olmuyor değil mi? Ya patlıyor, çatlıyor, kurumuyor, eline yapışıyor, kalıyor. Sonra ben bundan kaç tane şey deniyorum. O yüzden de hani tariflerime çok güveniyorum. Bunu ben verdiysem doğrudur. Hı-hı. Yani çünkü o kadar ben üzülüyorum ki emek boşa gidiyor, vaktim boşa gidiyor. Yok böyle bir şey yani. Ay şu an o kadar zevkli görünüyor. Şimdi bak, olay bu. Şey giyeyim ben ya. Bu şimdi çok yapışır. Su o kadar değil. Ben de yapacağım. Yap. İnsan stres atıyor ya. Ben de çok ya ben düşünsene yani. O kadar yapımda uğraştım. Gerçekten stres oluyor. O geldi, bu geldi, konuk gelmedi, reyting kanalla konuşacak. Yani o streslerden sonra bu bana ilaç terapi yani. İlaç gibi geldi. Sürekli yani mutfağı da çok seviyorum. Yemeği çok seviyorum. Bunları çok seviyorum. Gel. Harikasınız ya. Buna, bundaki püf ne biliyor musunuz? Mısır nişastasını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Çünkü çok çabuk sertleşiyor. Bu, burada biraz kokuyor. Bunu birazcık cam açıp ya da açık alanda yapmakta fayda var. Silikon kokuyor. Bak derinden bir şey geliyor yani. Su da gelmiyor. Rahatsız etmiyor. Gel gel. Geliyor. Rahatsız ediyor. Ya böyle bir şey yok. Genzimi açtı böyle bir şey. Onun için bunu. Ama bunda da şöyle bir şey var. Şeker hamuru kıvamı alıyor Çağla. Şeker hamuru kıvamı aldığı için istersen kurabiye kalıbıyla kes. İstersen nasıl istersen şekil alabiliyor. Anladım. Ayşe azar azar koyacaksın onu dedi ya. Yok ettin silikonunu. Silikon nerede? Ekranda da bu arada şu anda sizin anlattığınız o şekil verme kesimi. Evet bak bu dondurmada var. Akan dondurmayı, kremayı yaptım. Ha, o kısmını yapıyorsun. O kısmını yaptım, gösteriyor. Bak, yaptım. Allah Allah. Çok... Yani istediğim şekilde şekil alabiliyor. Onu anlatmak istiyorum. Bak yaptım. Evet yaptın. Aynı şekilde bunu da renklendirmek böyle. Akrilik boyalarla birkaç damla istediğin şekilde. Ben şimdi... İstediğin renk. Aman dondurmadan sonra ben kaçtım. Hiç merak etmeyin. Ayşe üstümüze başımıza Allah aşkına bir şey. Renklendireceğim ne var ya? Aynı Filiz Hanım'ın yaptığı gibi. Filiz? Pardon. Figen Hanım. İşte böyle de yani. Bak Allah sana çok güzel yaptın. Bak, biraz daha hamur. Harikasın. Biraz daha hamur yapacağız. Birazcık da un katacağız. Yap bakayım, dur bak Allah aşkına. Al. Ne kaldı elinde bir göster Allah aşkına. Dur. Ne dur? Toplanır şimdi. Şimdi toplanacak o. Bu ya, bunun cinsi böyle. Ne? Hemen toplanmıyor. Senin bu duruşun, bu işe karşı olan azmin gerçekten beni çok duygulandırıyor. Bir yandan da şu kalçak yemeklerimi, şuralarımı çalıştırıyorum bak. Evet, squat pozisyonunda. Evet, benim sana daha güzel aslında iş planlarım vardı. He? Biraz sonra bir plaj çantası yapacağız. Oradaki vidaları çakmanı bekliyordum senden. Hadi be. Valla. O zaman bunu ben şey yapayım.
İşte böyle renklendirdik bak. Evet. Evet, Allah'tan DSF'lerde her şeyi vardı. Gördük Ali geçelim. Ayşe'den öğrenecek olsaydık yanmıştık. Evet, yanmıştık. Peki hemen geçelim mi plaşörde? Sana da vaktimiz kaldı. Şey geçelim, ben de bunu önce şey yapıp geleyim bir saniye. Sen elindekileri çıkar. Sevgili at gel. Sevgili seyirciler geliyorum. Çağla, bu senin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm için hemen onu da bir göstermek istiyorum. Bu bildiğin sıradan bir parmak arası terlik. Hı hı. Şimdi bir yerlere gidince parmak arası terlik alıyoruz tatile giderken falan ama her kıyafete ayrı almak istiyorsun vesaire, doluyor taşıyor. Evet. Şimdi bir tane terlikten istediğimiz şekilde birçok terlik yapabiliriz. Rengini. Rengini, modelini, şeklini, canımız ne istiyorsa yapabiliriz. Elimi şey yaptım da mücadele bir koklattım da. Ne yaptın? Mücadele bir koklattım da elimi. Ha. Nasıl yapıyoruz biliyor musun? Şu bildiğimiz kendinden yapışkanlı cırtcırtlar var. Evet. Şöyle göstereyim. Şu cırtcırtları parmak arası terliğimize yapıştırıyoruz. Aa. Bak, ikiye kestim. Kendinden de yapışkanlı. Hemen arkadaki yapışkanı açıyorsun. Yapıştırıyorsun. Cırt yapıştırıyorsun, cırt yapıştırıyorsun. Evet. Ondan sonra da üstüne güzel güzel diğer tarafına istediğin şeyleri hazırlıyorsun. Aa. İster boncuk koy, ister kurdele koy, istersen ne koyarsan koy. Bu artık seni. Harika bir fikir bu. Keyfine kalmış. Bak. Bakar mısınız? Şimdi. Ayşen bakar mısın şu güzelliğe? Sıradan parmak arası bir terlik. Bayıldım. Nasıl değişti? Bayıldım buna. Yani şuydu. İster şu kurdele oldu. Koy, ister çiçek peki, koy, pompon koy. Peki, pembe elbise giymek istemiyorum. Canın sıkıldı. Akşam dışarı çıkacağım, akşam, abiye bir şey istiyorum. Yani biraz daha farklı bir şey istiyorum. Hemen şuradan tutayım. Hemen. Ay harika. Aa, ya. Bak, al sana taştı. Vay. Tabii şimdi acele ettiğim için saçma sapan bir şey yok, oldu. Yok yok. Anlayabiliyoruz nasıl olduğunu. Ay çok güzel oldu. Canın ne istiyorsa istersen mavi boncuklu yap. Her elbisenin altına ayrı alacağını, aksesuarların yanında taşı. Tek terlikle terlik yapabilirsin. İstersen çok benim gibi güzel. Şöyle kurdeleleri birleştir. Şöyle cırt 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 değişik değişik renkli renkli şeyler yap. Çok veyahut da şimdi parmak arası terlik, sıradan bir parmak arası terlik dedik. E onu sandalete çevirmek istiyoruz. Hmm. Gördüğün gibi şöyle bir aparat yapıyorum. Bunu da istediğin renklerde yapabilirsin. Bir kumaş. Birazcık sandalet havasına getirmek için değil mi? Aynen öyle. Ayağına giydiğinde arkası olduğu için sandalet oluyor. Hmm. Şu bildiğin yassı. Evet. Lastik. Onu buradaki püf noktası şu. Ayağının ölçüsüne uygun almak. Şöyle. Çok bol alırsan pıt pıt düşer. Ayağımıza giyip almak en güzeli. Aynen. Çok dar alırsan da çok sıkar. Şöyle bir mesela benim kumaşım vardı. Kumaşı alıyorsun. Ama bunu kısa kesiyorsun çünkü ayağına göre. Kumaşı uzun kesiyorsun. Bunun nedeni ne? Esneyecek. Esneyecek. Şöyle tutuyoruz lastiği. Çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Kumaşın ölçüsünü öyle alıyoruz. Sonra bunu bunun arasına dikiyoruz. Ve ucuna da iki tane çıt çıt dikince böyle bir arkalık oluyor. Evet. Çıt diye yapıştırıyoruz. Siz onu bir yapmaya devam edin. Bir evet. Reklama gidelim. Ama veda edeceğiz. Maalesef evet. Veda etmek zorunda kalıyoruz. Tamam. Süremiz yetmediği için. Ama mutlaka sizi tekrar bekliyoruz. Çok çünkü daha yapacağımız bir sürü şey vardı. Bugüne sığdıramadık. Mutlaka sözünü istiyorum şimdiden. Çivi çakamadım gerçekten. Ya. Çivi de çakamadım. Çivi de çakamadım. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra beraberiz. Bastı şefimizle beraberiz efendim. Sevgili Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun sizler. İyisiniz. Şimdi şu pastalar çok moda. Herkesin doğum gününde evet, hani eskiden pasta. Böyle ne bileyim muzlu bilmem dedi falan filan normal pasta olurdu. Bir tane mum dikerdik. Şimdi artık böyle yani, tiyatro sahnesi gibi. Özellikle çocuklar. Özellikle çocuklar tabii ki. Özellikle çocuk yetişkinlere yani. De çok tasarımlar yapıyoruz ama tabii çocuklar her zaman. Evet benim yaptıklarım. İnanılmaz güzel. Peki teşekkür bugün ederim. Ne yapacağız? Bugün bir ilk önce kekimizi nasıl yaptığımızı göreceğiz. Sonra da hazır hani pişmiş soğumuş bir kekin pasta haline nasıl geldiğini daha sonra da bir süslememiz var. Onu yapacağız. Tamam. Tarifimizi zaten reçete olarak yayınlıyorlardır. Hı hı. Ben hemen hızlı bir şekilde atalım. Unumuz, şekerimiz klasik bir kekte olacak. Bütün şeyimiz var. Yumurtamız. Şekerimiz. Evet, kabartma tozu ve az yine koku vermesi için vanilya olabilir. Kakaomuz. Kakaomuz. Ve kaç yumurtamız? 8 tane yumurta.
Dışında kaç kişilik pasta olacak? Bak, bu yaklaşık 10 kişilik bir kek. Yani normal klasik bir şey, kek kalıbını dolduracak. Suyumuzu koyalım. Şöyle kapatalım. Üstünüze sıçramasın. Şöyle yavaş yavaş bir şey yapalım. Bu bir yandan böyle birazcık çalışacak. Ben o sırada ganajın yapımını anlatayım. Tamam. Nedir bu? Bu pastanın arasına koyduğumuz krema, ganaj olarak adlandırıyoruz. Evet, o bütün işte çikolatayı falan arasına koyduğumuz şey. Bu da krema ve çikolatadan oluşuyor. Kremayı mikserde soğuk olarak çırpıp erimiş çikolatayı içine katarak bu hale getiriyoruz. Çok pratik bir şey. Şunu hızlandıralım, biraz gürültü yapacağım ama. Evet, mikserler bizim elimiz ayağımız. Evet. Bazı şeylerde el malzeme çok önemli. Bunu evde mikser olmayan böyle çırpçırp. El çırpçırpsa bununla 5 dakikada yapıyorsak onunla 10 dakika gibi, yani biraz uzun tutuyor. Babam çırpçırp. Eskisi gibi. Peki orada siz güzel sanatlar heykel bölümü mezunsunuz. Bu nasıl yemeğe merak aldınız? Aslında bu da ilk yani çok farklı nereden değil, geldiğini aslında çok net şu anda daha iyi anladım. Çok bağlantılı birbirine. Ben işimi çok seviyorum gerçekten. Çok güzel bir birliktelik oldu. Evet. Heykellen, şeker hamuruyla birleşmesi. Şu mesela çok otelde başladım tabii. Hani Strafor'dan heykellerle başladık. Sonra pastaya geçti ve çok da güzel oldu. Tabii yarışmalar başladı. Yağdan heykelle başladım yapmaya. Sonra şeker hamuruyla. Şu mesela yeniyor mu bunlar? Buraları da yeniyor mu? Her şey şeker hamurundan. Bütün figürü, her şey şeker hamurundan. Her şey yenilebiliyor. Onu diyeceğim şimdi. Mesela bunu yaptınız ya. Şu bayağı bir sanat. İsterseniz alıp kıtır kıtır yersiniz tabii. Ben de bizde saklıyorum benim olanların pasta süslerini. Onu da şey yapın. Niye saklıyorum? Hiç belli değil ama saklıyorum. Deprize koymanız da hata aslında. Normal böyle oda sıcaklığı kuruduğunda yıllarca durur. Onu şimdi çıkarttığınız zaman sulanacağı için erime yapabilir. Yani bozulabilir. Onu durabilir. Ama böyle yıllarca saklayabilirsiniz bunları. Hiçbir şey olmuyor. Peki pişmesini bekleyecek miyiz? Yok, beklemeyeceğiz. Hazır, hazır ben getirdim. Sadece kaba koyacağız bunu. Evet, şimdi çok vaktimizi harcamayalım. Of. Pes. Şunu da etrafa gelmeden alalım. Kalabımıza döküyoruz. Kalabımıza. Hiç sorun değil. Pasta yapmak da bir şey yok aslında, kolay bir şey. Evet, dünyanın en kolay şey aslında. Hepsi yani. Sadece pratik yerlerini bilmemizle alakalı. Bütün hepsi de bunu 140 derecede 40 dakikaya kadar pişiriyoruz. İlk 20-25 dakika hiç açmıyoruz fırınımızı. Evet, ilk 20-25 dakika hiç açmıyoruz. 30 dakikadan sonra işte klasik kürdanla batırdık, temiz çıktı seviyesini kontrol ederek kekimizi çıkarıyoruz. Şimdi hazır çıkarılmış halinde. Nasıl pasta yapacağımızı göreceğiz. Şeker hamuruyla süslemelerimizi yapacağız. Evet. Şuradan hemen kekimizi alalım. Herkese yetecek kadar. Bu onun pişmiş hali. Bıçakla keserek katını ayırdık. İkiye ayırdık. Üçe ayırıyoruz. Ay biz de sürüyoruz. Şimdi onu ben hatta direkt kaldıralım. Üstüne kremamızı süreceğiz. Evet, çok keyifli. Şey gibi, sünger gibi ya. Biz normal yaptığımız keki de ortadan ikiye kestik. Evet. Ay çok güzel. Yeme. Yok, yemiyorum. Pasta olacak. Tamam, pasta olacak. Ganajımızı böyle alayım mı? Alalım. Evet, ortasına koyalım. Biraz daha fazla alalım. Daha bayağı bir miktar alalım. Malzemeye bol. Malzemeden kaçmıyoruz hiçbir zaman. Şimdi herhalde biraz daha falan. Da. Yo, biraz yo, daha mı? Bayağı bayağı bir o kadar daha koyacağız. Tabii. Bence elime takın, elle sürün böyle. Yok, bıçaklarımız var. Hem onun da nasıl kullanıldığını da göstereyim ben. Ha şu mu? Bunların hepsini eğitimde detaylarıyla zaten. Bu mu? Yeter mi biraz daha? Bakalım. Hadi koyayım. Yerleştirdikten sonra. Bir kaşık da Ali Can Bey için. Şey söyle adını. Koy dedi. Koy. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi yerleştirmemiz nasıl? Bıçağımızı her zaman çok kontrollü tutuyoruz. Elimizi hakim olarak. Ne yapıyoruz? Kremamızı bir yönlendirerek köşelere doğru
yerleştiriyoruz. Daha hala krema istediğini şimdi anlıyorum. Görüyoruz. Evet, ben birazcık daha ince bir şey oralara daha koyalım için. Yok. O da aklınızda olsun. Her zaman kekin kalınlığı kadar bir ganaş konulacak. Ki kesildiğinde çok daha güzel bir görüntü ortaya çıksın. Pastayı benim yeni çarkının pastası yapalım. Sonra üstüne evet. mumu koyalım, üfleyelim. Değil mi? Evet. Zaten şimdi hemen kesip ikram edebiliriz. Hadi bakalım. Oraya şunu birazcık daha koyalım. Kutucu bana elleriyle pasta yapıyor. Ay, yeni şerif pastası. Hep yeterli mi? Daha böyle kafamı sokmak geldi. Direkt ay, şey dalarak. Şey öyle şeyleri ben çok seviyorum. Niye aklıma soktun şu anda benim? Gerçekten aklıma hiç olmayacak şey. Çikolatadan koyalım birazdan. Bir dakika, kenarlarını kapatmama gerek yok. Düzelteceğiz şimdi. Ha, çikolatayı da koyduktan sonra en son düzeltmemizi. Ay, çikolata mı ekeceğiz? Ben de ekebilir miyim? Tabii ki. Siz yapın. Şöyle. Güzel, yoğun bir şekilde. Yoğun. Tabii her yerine eşitin. Bir dilim kesildiğinde herkese eşit miktarda geldiğini gelsin düşünerek. Şu dilim benim kendine olsun. Şurayı kendine ayırmış. Belli. Biraz fazla yapmış orada. Ay, çok güzel. Tamam mı? Şöyle birazcık daha yaptım. Tamam. Şimdi bunu tekrar bir kremanın içine yerleştirelim ki kek yapışsın. Direkt böyle koyarsak kek de üstünde kayacaktır. Yani bu kadar pratik aslında pasta yapmak. Bunun tabii bir katına çikolata, bir katına meyve koyabiliriz. İşte o pastalar İsteyenler. Böyle yapılıyor yani. Aynen, bu kadar pratik aslında. Ben şu biraz şeyim vardı, şu kenarlarını düzelteyim. Koyalım mı birazdan? Yok, bence tamam. Şöyle. Evet. Çok zevkli yapım ya. Vallahi bile. Şimdi üstüne. Şimdi kaplamayı. Şimdi birinci katımızı. Evet. Kekimizi. Üç kat yapacağız değil mi böyle? Vaktimiz azsa sadece böyle de iki kat yapalım. Yapabiliriz. İki, tamam. Bence iki kat olsun. Tamam. Üçüncü kata geçmeyelim. 10 dakika. Malzemeyi bayağı koyduk zaten. Diyorum ki iki kat yapalım bence dedim. Böyle bir bak. Bence iki kat yapalım. Sanki yeni bir fikir söylüyormuş gibi. Duyuyor musun? Yaratıcı. Ne heyecanlanıyorsun? O değil de. O değil de ne? İki kat yapmamız. Çok iyi. Saat etsin. Evet. Süslememize de vaktimiz kalsın. İki kat izni yokmuş. Belediyede iki kat izni varmış. Kaçak kat yapalım. Kaçak kat çıkamıyoruz. Hadi bakalım. Şu kenarlarına da ben süreyim. Siz de üzerine yapın. Kenarlarına da sürelim. Her yerine sürelim. Allah'ım o kadar zevkli ki sevgili seyirciler inanamazsınız yani. Kokusu da değil mi? Akşama kadar bunu yapabilirim. Hem ben o kokusuyla hipnoz olmuş o zevkli. Çikolatalarla. Hem de şey falı bakayım, bakla falı. Süsleme aşaması da çok keyifli değil mi? Bakla falı. Bakla falı mı? Ay niye böh diye attın? Bak bakayım ne var. Buraya çok fazla sürmemize gerek yok. Bu sadece hamurun yapışması dökeyim için yaptığımız bir şey. Yok tamam. Buna şimdi dökmeyecek miyiz? Dökmeyeceğiz. Aa. Ama şey dedi ki iki kat yapalım diye. Şimdi bir şey yapıyorsanız kapatalım üzerine. Tamam o zaman koyalım çikolatadan. Ben vakit geçmesin diye şey yapmış. Fark etmez atalım çikolatayı. Ay koy tamam. Yemeği daha çok tercih ediyoruz. Malzemeyi yalnız koymadan yemesek iyi olur canım. Çok güzel pasta yapıyoruz yalnız. Evet. Şimdi de kaldı. Şunları da şöyle. Boşa gitmesin. Ay! Nazar, nazar. Bir şey söyleyeceğim. Sonra insanlar bana kızıyorlar. Abi sakar diyorum ya. Altı pasta. Hallederiz hepsini. Bizde hiç sorun yok. Neyse Allah'tan iki kat yapıyoruz. Sorun yok. Allah bu pasta iki kat yapmamız çok iyi oluyor. Çok iyi oluyor. Bunu üstüne koyacak mıydın? Koyacağız. Yalan diyorsun. Al şimdi puzzle. Bir de bununla uğraş. Sorun yok. Şekil Allah kahretmesin. Yerleri belli. Koşun hanım pastası. Şurası. Alişan'ın yapması lazım aslında. Çok hızlı oldu ya. Tamam. Neydi? Şimdi sadece ince bir kat sürüp hamurun yapışmasını sağlayacağız. Tamam. Şu an ders şey. Evet. Nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor? Eğitimde de zaten aynı bu şekilde devam ediyoruz. Sen yapamıyorsun. Alişan'cığım lütfen. Ben yapamıyorsam sen de. Çağlanım gayet iyi yani. Ben gayet başarılım hiçbir şeyim yok. Ben demek sen demek diyor ya. Kırmadı, dökmedi. Tamam, anladım da yani. Başarısızlıklarından beni sorumlu tutamazsın. Evet. Kenarlarını da geçtik mi? Tamamdır.
Hem eğleniyoruz hem pastamızı yapıyoruz. Yok daha serpmeyelim. Tamam. Ben yiyeyim. Siz onu yiyebilirsiniz. Bu kadar yeterlidir Çağla Hanım. Tamam. Şey yapalım. Şunları çarşan arkaya alalım. Şunu kenara alayım mı? Hamurumuzu açmayalım. Kaçırdım. Hiç kaçırdım bir şey yok. Her şey canlı yayında gerçekleşiyor zaten. Of Allah'ım sen nasıl yarabbim. Şurayı evet. Bir sadece hafif temizlemek istiyorum. Hamurumuzu açalım. Pastamızı kaplayalım. Açacağız. Evet. Ben aynı şey böyle bir pasta yapacağız. Kenara çekersen çok iyi olur. Hamurun ve pastanın sağlığı açısından. Onu evet düşürmeden. Yok, yok, şimdi benim en sevdiğim yere geldi. Ocak. Hamur. Ocak açıkmış bu alev alakmış. Yok kapattım açıktı evet. Yok yok kapalı kapalı. Ki. Gülerim. Kapalı. Hiç şaşırmam. Reçete verir misin? Tabii ki. Canlı yayında pasta yapıyoruz. Evet. Ben de rica edebilir miyim? Şefimizle tabii beraber. Ki. Şu ana kadar başarılı gittik. Evet. Çok şükür. Yani, hemen şimdi nispeten. Hamurumuza geçelim. Ben kırmızı kaplamayı düşündüm ama. Nasıl? Kırmızı renk getirdim. Hı-hı. Şeker hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Açılacak kıvama gelene kadar. Alişan Bey sizi ha? Alsak biraz ben ne yapayım? güç ben gerektiren bir şey. Evet. Yine bana kaldınız. Evet. Evet sizin. Yani insan. Eminseniz tabii ki sorun değil. Yok yardım. Buna kolay kolay bir şey olmaz. Hiç öyle deme bak hiç öyle deme. Yere düşmediği sürece. Aa, eldivenleri de giyiyor. Şimdi başladı. Pasta hamurunu çiğ köfte gibi yoğuracak. Hazır olun. Dondurmacılıktan sonra. Öyle yorum değil mi? Sizin yorumunuz. Evet, biraz bir yumuşaması sadece. Gerekli. Evet. Alayım mı? Hayır, alayım. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Biraz yumuşatalım. Ay, nasıl güzel bir şey ya. Sadece zor, değil mi? Elin, vücudun ısısıyla zaten o hemen yumuşuyor. Ama şimdi elimizde şey oluyor mu, geçiyor mu ona? Geçiyor tabii. Kırmızı renk görünüyor yani. Evet, muhteşem görünüyor. Bayağı zor sanki. Çok zor ha. Güzelce ezip, ileri itip, daha sonra şöyle geri toplayarak. İtemiyor ki. Al işte. Ne? Al. Eldivenler de biraz zorluyor tabii şimdi. Bence eldiven müzik daha iyi oldu. Bence bu müzik daha iyi oldu. Eldiven yapışıyor eldiven. Biraz tempoyu hızlandıralım müzikte. Tamam. Tempoya göre gidiyorsak. Yumuşadıysa açılacak kıvama kadar geldiyse. Mı? Açılır mı? Sizce? Bir bakalım. Bence olmadı pek o. Alişan şu eldivenleri çıkardın. Eldivense yapsan daha iyi olurdu. Yok yok tamamdır. Ha? Hiç açılacak gibi bir şeye benzemiyor. Bakalım. Valla güzel oldu. Yok yok yeterli. İyi değil mi? İyi. Şimdi ne yapıyoruz? Evet şey yapışıp oluyor. Geri çekiyoruz. Nişastamızı alalım. Yapışmaması için serpiyoruz. Merdanemizle. Şimdi bir şekli yapıyoruz biz şu anda. Şimdi pastamızın üzerini kaplayacağız. Yani tam bu şekli mi vereceğiz şu anda? Evet bunu büyükçe açacağım ve üzerine atıp kenarlarından fazlalarını keseceğim. Sonra yapmak isterseniz bir gül yapabiliriz. Yapalım ben açayım mı? Yapalım. Biraz bir sert tabii. Biraz sert ama. Evet. Bayağı bir güç isteyecek. İyi gidiyorsunuz gerçekten. Aferin kız. Bunun elleri güçlü canım. Tenis oynuyor ya biz. Pardon. Aferin. Biraz daha, biraz daha. 5 metrekare daha şey yapalım. Şeklimiz her zaman sadık kalmaya çalışalım. Dikdörtgeni yakalamaya i̇şte şu an çalışalım. Dikdörtgene doğru gitmek istiyorum. O yüzden o şeyde yanları döndürelim isterseniz. Hı-hı. Tam bir tur atalım. İleri doğru daha rahat ezildiği için. Elini çek, elini. Şuradaki fazlaları. Çok, çok zor ha. Bizi izleyenler hani şey zannetmesin. Bu normal şey yağmur gibi değil. Bayağı sert yağmur. Bence. Bak şuraya doğru da bir şey. Veya Avustralya haritası gibi olur. Şuraya doğru. Şuraya eşit miktarda şey yapmaya çalışıyorum. Evet. Ter döktüm, kilo verdim şu an. Yardımcı olayım mı? Yok yok olmaz. Başladı ben işe. Yapacağım diyorsun. Bitirmem gerekiyor. Ölüyorum şu an. Ay tırnağım girdi. Şurası. Çık çık çık.
Ay orası zaten kesilecek. Oranın ne kadar düzgün açıldığı önemli değil. Önemli olan herhalde... Bunu kaplayacaksa miktara ulaşması. Buraya doğru gel, buraya doğru gel. Biraz da şöyle şu tarafa doğru. Şöyle yapalım biraz da. Aferin ya, bir alkış alalım valla. Evet. Pastacılık da var sanki sizde biraz. Ay, sever misiniz? Seviyorum. Siz yani Malta'da, Malta'da yapılan bir yarışma, İlk yemek yarışması. İlk yarışmamda, evet, uluslararası. Damarlarım çıktı ya. Evet. Ülkemize altın madalya getirdiniz. Evet, birçok yerden. Elliye yakın altın madalyam, gümüş madalyam. Ne yapmıştınız? Yemek neydi? Yemek değil, ben hep bu süsleme dallarında. Tabii. Yağdan heykel ve sebze oymacılığı dallarında katılmıştım. Ama daha sonra pasta dallarında, çiçek dallarında birçok... Hani karpuzdan, havuçlardan çiçekler yapılıyor. Onlardan altın... Onlar ama canlı yarışmalar tabii. Direkt jürinin önünde... Yapılıyor direkt. Yapılıyor, evet. O stresli. Bence oldu bu. Oldu gibi. Oldu. Merdanemize sarıyoruz. Orada da açıyoruz herhalde. Pastamızı getirelim. Şöyle saplarından tutarak şey yapın. İçinden parmaklarınızı tamam. Geçirin. Şuradan az bir payı kalsa yeter. Döndürerek merdanemizi üzerine Allah, bırakıyoruz. Allah, bakın süper. Bak şimdi işte. Aa, yanlarım da kaplayacak ben. Tabii, o yüzden. Evet, o yüzden şey yapalım. Şimdi elimizle kenarlarından güzelce yerleştiriyoruz. Yiyeceğiniz en taze pasta olacak herhalde. Değil mi? Direkt. Canlı yayında yapıyoruz Arışan'ın. Yeni, şarkı yeni şarkısının pastasını. Kutlaması. Şuradan ekipmanlardan kesecek bir şey alalım. Şunu da keser miyim? Bıçakla kesin. Şu plastik şeyler daha her zaman daha. Siz alın isterseniz ben tamam. Göstereyim. Ekipmanımızı yan tutup direkt buraya dayayarak tamam. Kenarından. Aslında böyle taşmış olması da güzel olmuştu. Ne? Böyle, böyle de bırakılabilir. Böyle, böyle de şeyler. Böyle bırakılacak modeller de olabilir tabii. Ay dur. Pastayı da kestim biraz ama bilemedim neresi olsun. Olduğunu. Olsun. Bir sorun yok. Her zaman telafi edecek yerlerimiz oluyor. Süslerle kapatabiliriz her zaman. Güzel. Çevirelim elinizi rahat kullanacak şekilde. Her zaman elinizi çok rahat kullandığınız açılarda çalışın ki evet, sonuç şey çıksın. Kaldı. Evet, ters ya da zorlayıcı pozisyonlarda değil elimizi. Tamam herhalde. Küçük bir gül yapımı ya da kurdele yapımı çalışmak ister misiniz? Yapalım hemen tabii. Çabuk bir şekilde. Mesela şuraya şöyle büyük bir kurdele yapalım. Kurdele yapalım. Alişan da orada hamurlarla Alişan yazsın. Yarına koyarız. Aa, ben hamurlarla Alişan ben hiç yapamam ben hamurlarla. Hamurla yapamam. Öyle bir şeyim yok. Böyle bir şurayı Allah versin. Yine yani. Merdanemizle bir açalım. Hamurla çöp adam bile yapamıyorum ben. Bırakın. Normal. Şurasını biraz şey yap tamam mı? Olsun. Onu kapatırız şimdi. Biraz da bir ortam. Mesela size geldikleri zaman şekilleri kendileri mi söylüyor veya siz... Ya genelde sadece mesleğe göre, konuyu göre. Belirliyorlar. Hani böyle böyle birine bir pasta yaptırmak istiyorum. Daha çok bilgi almaya çalışıyorum. Hani sevdiği şeyler, meslek en çok belirleyici şey. Nelerden hoşlanıyorsa. Hani mesela direkt fotoğraf yapışıyor işte böyle pastaya. O fotoğraf nasıl yapışıyor? Ha onu direkt yapışıyor. Resim mi pastalar evet, mı? Aslında onlar şey... Yani çok sürekli ve çok eskiden yapılan bir şey ama nasıl yapılıyor? Şey pirinçten yapılmış bir kağıdın üzerine gıda boyaları kartuşu olan bir makineden basılıyor. Ha. O da yenilebilir bir şey. Biz biraz şey geliyor. Biz tabii direkt artık resimli pastaları açtık tabii. Tabii direkt çok heykelini tabii. Yaparak çalışıyoruz. Fotoğraflarını. Olamaz şey ya. Olamaz bu. Şu cep telefonu falan var şurada. Figürleri falan. Bayağı pasta. Figürleri gördünüz onlar yüz çalışmaları. Yani gerçekten hani birebir güzellikte. Şimdi çalışmamızı başlayalım. İlk önce güzel bir kurdele yapalım isterseniz. Birer tane beraber. Size şunu aslında vereyim. Aslında pastamız hazır. Şimdi süslemesini yapıyoruz. Evet, süslemede evet, en pratik şeyler. Şunu mesela ortadan keseceğim. Siz de alın. Bir tane de su alalım. Az bir su şey. Su alabilir miyiz Özcan'cığım? Bari bir şey yapayım. Şöyle. Yardım et. Tamam. Az bir şey yeterli. Fırçamızı buyurun. Şimdi elimizde tutuyoruz bir parçamızı. Sadece bir tarafını ıslatıyorum. Az bir şeritle
parmağımın üzerinden katlıyorum. Yapıştı. Şimdi bu elimle tutarken sağ elimde ikisini alta getirdik. Şimdi orta parmağımızı kendimize doğru ittiriyoruz. Ve iki tarafını buraya katlıyoruz. Kurtelemizin bir kanadı. Diğer parçamızı da aynı şekilde hazırlayalım. Ne yaptık? Parmağımızın üzerinden katladık. Ortayı ittirdik ve iki yanını bunları birleştirdik şu şekilde. Daha sonra bir tanesini ıslatıyoruz. Ve bu parçayı onun üzerine yapıştırıyoruz. Şuradan ben bir parça keseyim size de. Şunu vereyim. Bunu da her yerine ıslatıyoruz. Kurdelenin üzerinden koyup şöyle kaldırarak arkaya doğru döndürüyoruz. Fiyongumuz. Bak yaptım onu. Çok süper. Elinize sağlık. Hemen yerleştirelim. Pastanın önü şurası olsun. Her zaman suyla yapıştırıyoruz onları. Birini o köşeye alalım. Çok sana kısa pratikte bir gül yapımı çalışalım ay, isterseniz. Evet, gül yapımı yaparım. Hı. Çok istiyorum ben. Gülü çok seviyorum. Şu süngerimizi baksana alayım. Muhteşem bir şey ya. Kalıplarımız vardı. Şurada şu kalıplarımız neredeydi? Yuvarlak yuvarlak şöyle iç içe geçmiş kalıplar vardı burada mı? Gene mutfakta bir şey kayıp. Gene ben. Ha şurada. Gücücüğüm nerede canım? Yere düştü kalıplarım sen. He. Az önce pardon. Ben küçükten başlayalım. Çok fazla vakit almayacak ki ben şöyle tamam, az şey yapayım. Fazla büyük bir gül yapmayalım. Kolay mı? Kolay. Ay, hepsi çok kolay mi aslında? Sadece bilmek gerekiyor nasıl. Şöyle evet tekniklerini. Üç ayrı büyüklükte kendimiz de. Yapacağımız evet büyüklüğe göre tabii daha da büyük ya da sadece küçük boylarla da devam edebiliriz. Şunun yapımını göstereyim siz devam edin. Sert bir süngerin üzerinde kalıbımızı alıyoruz. Yuvarlak uçlu bir şeyle bu bir fırça da olabilir. Kalem. Düz kalem bir şey de olabilir. Üzerinden sadece burayı inceltiyorum bir tarafını. Ya güzel yaparım ben bunu. Bütün yapraklarımızı bu şekilde geçiyoruz. Yapmak isterseniz. Ben de diğerlerini yapayım. Vakit geçmesin. Sadece kenarının et kalınlığını inceltmek amacımız şu anda. Biraz daha dik tutup sadece üzerine alalım. Bütün geçmemize gerek yok. Bir kısmı çünkü göbeğini oluşturacak. Etli kalması gerekiyor. Evet. Bunların hepsi zaten eğitim verdiğimiz yerde detaylı bir şekilde anlatılıyor. Şu anda çok güzel yapıyorum ya. Bu arada hanımlar vallahi çok fazla yapıyorum meraklı değil mi böyle evet, şeyler? Evet, evet. Böyle çok eğitimlerde fazla da kurs var. Böyle evet, kursları aynen. Yerimizde Çekmeköy'de orada ne güzel bütün yani figürler olsun, pasta yapımları olsun hepsiyle detaylı, kişiye özel olsun, grup dersleri olsun hepsini veriyoruz. Sen bayağı şekilli yapıyorsun. Evet, fırfırla. Yok bu el becerisi çok iyidir. Var evet. Çok güzel. Sanatçı olunca evet ya çok. Çünkü tabii bunu yapraklarımızı saracağımız bir tane orta parçamız olacak. Bunu da elimize şöyle sıkıştırıp damla gibi yapıyoruz. Ben ilk bir iki taneyi sarmayı göstereyim. Vaktimizi fazla şey yapmayalım. Küçükten mi başlıyoruz? Küçükten başlıyoruz. Her yerine mi sürüyoruz? Islattık. Bunu sarıp yapıştırıyoruz. Ha, üstüne kat kat yaprak olacak. Sonra açılacak ama tabii o. Tabii şey, o yüzden boylarını... O yüzden boylarını farklı yapraklar aldı. Ay nasıl güzel bir görseniz şu yakından o kadar şimdi, güzel ki. Şöyle ortasından başlayarak
yapıştırıyorum yaprakları. Bakın bunun bitiş noktasıyla bunun ortası denk geliyor. Şimdi yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Evet, ben isterseniz seri yapmak istiyorsanız vereyim, yoksa çabuk bir şekilde bitirelim. Evet, bayağı daraldı. Evet, sürprizimizi daha yapacağız size. Aa, sürpriz mi var? Evet. Gerçekten. Evet. Baksana ne güzel. Ay muhteşem ya, çok güzel. Şunları da hemen çabuk bir şekilde. Siz de ıslatın ya da bir yandan. Abi el becerisi. Ben şimdi pastayı yaparsın da pastanın üstüne süsleme. Ondan sonrası el becerisi. Bende yok. Son iki yaprağımızı da saralım. Gülümüz bakın. Ay inanılmaz güzel oldu ya. Süper. Şu şekilde. Onu şimdi nereye koyacağız? Süper. Bunu da. Senin kafana koyacağız. Pastanın üstüne koyacağız aşağı. Şuraya da olabilir. Evet, bunu pastanın toparladıktan sonra alt göbekten kesip ayırıyoruz. Sen nereye koymasını istiyorsun? Şöyle yerleştirelim. Bayıldım. Ellerinize sağlık. Şimdi sürprizimize gelelim. Aa, inanmıyorum. Heykelini saklayabilirsiniz ay, yıllarca. Ay harikasın ya. Benim böyle bir heykelim var. Korktum. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya muhteşemsin. Ya şuna bak. Alişan'ın saçları hayatında bu kadar gür olmamıştı. Süpersin benim. Vallahi çok teşekkür ediyoruz ya. Ya çok güzelim ya. Çok güzelim ya diyor. İnanılmazsın ya. Bu şimdi pasta mı? Bu şeker hamurundan. Şeker hamurundan. Dediğim gibi yıllarca saklayabilirsiniz. Ama. Ay çok sevindik. Bunu hemen stüdyomuzda yer vermek istiyoruz. Bizim de beraber kalsın bunlar hep ya. Evet. Çok güzel. Dediğim gibi yıllarca hiçbir şey olmaz bunlara. Ama şey olur, erir ya. Biblo gibi. Yok, erir, hayır erimez. Yok. Bu bitti. Bu böyle böyle. Şeker tabii. Böyle biblo gibi saklayabilirsiniz. Al kendini, al kendini. Al kendimi, sen de al kendini. Dur yerine koyarız az sonra. Çok güzel. Bugünlük bizden bu kadar. Gerçekten çok keyifli, güzel bir program teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Denk kalsın. Çok teşekkür ederim.